Başlar başlamaz lan. Laps diye girdi. Vallahi çok özür dilerim. Telefonu... Ne gerek vardı gerçekten de. Öpeme. Neyse abi, Çok çok özür duyulmamıştır. dilerim ya. Duyulmamıştır diye düşünüyorum kankam. Umarım duyulmamıştır da yani. Telefonum şarjdaydı. Kesin. Birazcık sinirlerim bozuldu da kusura bak. Evet, Kardeşim. telefonum bozuldu bu arada şu an. Gerçekten. Kardeşim, senin sinirlerin bozulduysa biz patlıcan mıyız ha? Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru be. Evet. Telefonu Herkes. kırdım ya, çok iyi. Evet. Ha, sen telefonu yayında kırmadın mı oğlum? Hayır, yayında yumruk attım, sonra farkına vardım. Telefonuna mı yumruk attın abi? Ya telefonum masadaydı. Masaya yumruk atarken crit fail attım herhalde. Telefon alıp geldim. Spotify'ını açsana yine abi. Ben Aa evet. Şimdi sizin niye hepinizin kameraları kapalı? açacağım o zaman, yine devri daimli yapalım. yine Ayar tek yapalım. kaldım ya. Böyle bir giriş mi olur? Hadi hep beraber açalım. Bak öyle Hadi. diyor. Ama açarsak Öyle şimdi. diyor. Oyun boyunca Yunan'ı görmeyeceksin Evet yani. sen Pıt pıt kapatacak hemen. Bana bağlanın abi Spotify'dan. Bir Spotify'dan oynak açar bir eminim. şeyler çalman yok mu be abi be? Abim sen ne diyorsun da? En oynağı bende be bro'm. Uf. Evet. Daha tabii goy goyumuzu, muhabbetimizi falan yapacağız arkadaşlar. Hemen şey yapmayın. Daha oyuna hemen Burada başlamamıza şu var yani. falan emotun çok iyi abi. ben Net. de bayıldım Dengeyi ona ya. Şu yalayabiliyor şekilde de güzel de ben kullanılabiliyor. Bak. bir tık Lan falan hani. Abi şuraya uyuz olurum. N'nin sağında boşluk var ya bilerek ama ne tabii sola. yapacaksın? Evet evet Ben enkaz adam emotlarıyla onu kombinliyorum abi. Mesela iç hele yavrum. Abi onu bana İç yaptı ya. Çok be güzel. yah aga, beni sev hele falan, bak böyle delik, çok deli kombolar yapabiliyorsun abi. İç hele yavrum, iç be ya aga, beni sev hele. Bu şey bildin. Trap müzik yapabiliyorsun bunları kullan. Evet. Hıdıdı stiliyle yapabiliyor. Yah beni sev be la yavrum. Dur İç bakayım şöyle hele. olacak. Spotify'ına bağlanamıyorum bu arada. Müzik mi çalmam gerekiyor acaba bunun için? Şöyle oldu mu? Kınlan Kınlanmaya güçlen. Arkadaşlar, Solitaryen 2 bölümü kaldı. Nasıl yaşayacaksınız? Ne yapacağımızı Hayda. bilmiyorum Ne ki. yapacaksınız abi? Ben şafak sayacağım. Bir bağlanın Adam bakayım yarın benim. gidiyor. Şu Bağlandım. bakıyoruz. Bağlandım. Bağlandım. Herkes okey mi şu anda? Evet. Tamam. Tamam, okey. Tamamdır. Gri baba şarkısı çalıyor. Gri baba şarkısı çalıyor. Evladım şimdi Evladım. babam yanına gidin. Gri baba akrabası beyaz babanın. Evet. Kendisi uzak diyarlardan. Evet. Arkadaşlar, oyuna girmeden önce hafif böyle bir şeyimiz oluyor. Toparlanmamız oluyor. Muhabbetimiz oluyor biraz. Bir 10 dakika boşumuz var. O yüzden şey yapmayın. Bu süreçte evet. Nasılsınız arkadaşlar? Eren nasılsın sen? Önce senden alalım. Sen askere gidiyorsun abi. Stres, heyecan, yeni bir şeye katılma o heyecan. Böyle Onurlusun, onurlu. TSK'ya onurlu. Tabii. katıldın. Ha bu arada onu Ne belirteyim. İlk defa bir Türk askeri herhalde RPG oynuyor olabilir. Şu an Yok resmen artık. Türk askeriyim. Türk Çünkü askerleri gerçek RPG ile oynar. RPG alır, aynen. dağlara sıkar, adam olacaksın önce sen. Tamam, boş Ya. duyarınız bittiyse 12'sindeydi save time. Şu an bir düğmem 6 aydan başlıyor. Yani oyun içinde başıma gelen her şey DM sorumludur. Haberiniz olsun. Sana şey yapamıyor muyuz şu anda? Şu Öldüremiyor an muyuz bana senin karakterini? bulaşamaz. Hayır. Bana vuramazsın. Yumruk bile atamazsın. Senin Hadi karakterini oradan hadi. öldürürsem bu bir terör eylemi mi sayılıyor mesela? Ben direkt bunu bildiririm. Üstlerime. Anladım. Bu arada bildirirsin biliyor musun? Sende bu yanıklık potansiyelini Evet. görüyorum. Ardım yanar. Evet. Ben bazı şeyleri de söyleyeceğim. Yok kızını arıyormuş falan. Sevgili Swaggy Bark, sen nasılsın? Ben iyiyim abi bugün. Bayağıdır bilgisayar başında şeye hazırlanıyorum. Solitaria'ya yaklaşık 2 saat 3 saattir Solitaria'da yapacaklarımı çalıştım. Evet. Ya bilgisayarın başında çalışmaktan ellerim yoruldu ve şu an tam hazırım diyebilirim Solitaria'ya. Peki Çalışmaktan. Kıbrıs'ta kumar oynadın mı abi? Oynadım. Çok kazandım. Güzel. Kazandıklarımı da karıyla kızla yedim. Avrat bireylerle yiyerek bitirdim parayı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yayıncı olan Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta kumar oynuyor. Avrat bireylerle gününü gün ediyor efendim. Sevgili Zade, çok sinirlisin bu aralar. Sinirliyim ama sinirimi atabiliyorum Günay, inanıyor musun?
Nasıl atıyorsun mesela? Anlatmak ister misin? VR kanajolarla mı atıyorsun sinirini? VR kanajı öyle değil. Daha rahat erişilebilecek bir şeyle. Taft kahveleri. İnanır mısınız? Dünyanın en güzel kahve. Gerçekten çok şaşırdım senin de aynı kahveyi içmemize. Taft kahvesi. Gerçekten inanılmaz bir kahve değil mi? Demek ki damak tatlarımız üst düzeyde ve gerçekten eşit. De. Günancığım. Peki yani ama, böyle bir kahve. Buyurun. Peki ama senin izleyicilerin de %10 indirimle Taft kahvesi sahibi olabiliyor mu? Oyun Zade 10 mu? Hayır. Zade 10 koduyla ve Günhan 10 koduyla Taft kahvelerinizi %10. Peki o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri. Hadi bakalım. Evinizin ve ülkenizin. Seks yanmıyorum cüzdanı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Aa sikerim. Bir şey diyeceğim. Zade şey yapabiliriz. Ben şey diyeceğim. Bu kahve üstündeki diyeceğim. Sen ölü toprağını atmana yardımcı olur diyeceksin, tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Okey, başlıyorum. Hazır mısın? Tamam. Biraz bir saniye. Çok heyecanlandım. Hazır. Taft kahvesi. Ölü toprağını atmanı. Sen sus lan! Taft kahvesi. Bu kahve üzerindeki... Ölü toprağını atmana yardımcı olur. Şöyle bir hemen de içelim falan. Bir de şöyle ölü bir şey yapayım. Ölü toprağı demişken Türk Silahlı Kuvvet. Oha! Ben gidiyorum. Bu muhabbette hiç alakam yok. Kendinize iyi bakın. Eğer vatanınıza ihanet ettiyseniz toprağınız yakındır. Abi inanılmaz gerçekten Eren. Sen farkındasın değil mi? Bu kadro senin kanalında yayın yapacak sen gittikten sonra. Türk Silahlı Kuvvet. Neler yapacağım Eren? Arkadaşlar Eren'in yayınında porno izleme. Abi. Çok eğleneceğiz. Ben abi bu arada... Herkes şey yapacak değil mi? Eren'in yayında, Eren'in kanalında yayın açarken herkes güneş gözlük Eren roleplay yapacak değil mi? Ben öyle yapacağım. Yapmayın ya. Evet. Ben çok net. Ben direkt kendim açıp küfürlü FIFA oynayacağım valla. Peki abi, Eren'in güzel kız abonelerine yazmak yok mu? Ben toplayacağım gidenleri diye düşünüyorum. Yani Eren'in abonelerini tek tek toplayacağım ince ince. Planları yaptım. Ben direkt şey Eren'in abonelerini kendi kanalıma çalmayı... Ha sen direkt abone çalacaksın. Tabii. Yo ben öyle değil. Yasal olarak silah kullanabiliyor olacağım. Abi ya tamam da. Ben burada eski yere gelene kadar ben her şöyle şeye. Yapacağım abi. Bir saat yayın en heyecanlı yerinde tak keseceğim devamı. Ben kendi kanalıma hostlayacağım bu arada bol bol. Peki. Paslaşmamız yok mu Alp böyle ben açıyorum buradan sana hostluyorum sen güven... Oradan full Eren'in kanalını topa döndüreceğiz. Böyle şey ortaya. Hayır kanalını oynayacak yapacağız abi. Hayır, kusura bakma. Eren'in kanalında ben oynayamadığım tüm oyunları oynayacağım. Aynısını yapacağım. 50 kişi falan izleyecek ama çok eğlenceli. Bu arada ben de öyle yapacağım. Oyun oynayacağım paso. Eren'in kanalında. Oynayın. Dur moralini bozmuyorum. Şaka lan bunlar. Yo lan oynayın lan. Ya kıyamam yüzü düştü. Ya kıyamam oğlum ya yapmayın tamam. Vallahi güzel içerik yapacağız. Ben plan çıkardım hatta. Tamam. Ben çıkarmadım oyun oynayacağım. Bu arada ben hiçbir şey çıkartmadım yani ne olursa. Ben size boş şey ayarlayacağım Günhan'ın planına göre. Hayır yani bunun size de döner Günhan Bey. Zade Bey sizin de daha askerlikleriniz var. Bizim ya çok benim var. Benim yok abi bu arada yani bana. Yaptı Günhan. Ben yaptım bu arada. Şırnak'ta. Bu arada ben 5 sene yaptım abi. Sen muhabirlik mi yaptın Şırnak'ta? O doğru mu? Abi ben muhabirlik... Makyaj yapıp fotoğraf atmışsın. O sen misin? Ya abi gerçekten çok tehlikeli konularda şaka yapıyoruz. Yapmayalım çok. Bence. Bir şey diyeceğim ben o konuda istediğim kadar... Ağzımı açmıyorum farkındaysanız. Yani şöyle poz verirsen dalga geçerim abi. Nasıl? Böyle, ya sen basınsın tamam mı? Evet. Savaş muhabirliği çok riskli bir iştir anladın mı? Yani... Ciddi bir iştir. Oraya makyaj yapıp buradayız ha. Peki, yok abi. Jahren tweet atmasaydı sen yine bunu söyleyecek miydin? Ya ben seninle gerçekten o ağzını yırtayım ikiye tamam mı? Tabii ki bu konuyla alakalı konuşabilecektim. Sen ne iğrenç Alp bir... Alp yok oldu şu an orada. Boş ver sen diyor. Ben kapatıyorum kendimi abi. Abi lütfen. Evin yaramaz çocuğu ya. Peki Tolga Fırıldak. Bebeğim şaka efendim. Yapıyorum. Buyurun.
Evet, ortam gerildi abi şu an. Ben konuşmuyorum abi, yok, adam yok. Zade'nin en alınmayacağı konu. Bu arada Zade'ye katılıyorum, aynı fikirdeyiz. Sevgili Solga Fırıldak, sen ne yapıyorsun? Partnerlikten 3. kere reddini aldın galiba. Evet, yine reddedildi. Yani öte yandan haftada bir yayın açan sevgili yayıncı. Bamyalı Ahmet Efendi. Evet, haftada bir yayın açan yayıncılarımızdan sevgili... neyse tamam. Şey alanlar var. Yani nasıl ama oluyor sence? Ama Tolga yanlış yayın yapıyor abi. Asker çok iyi bir girdim. Ya bir dur be. Bir dur be. Tolga yanlış yayın yapıyorsun bence abi. Asker. Dağda abi. Dağda flüt çalman lazım yani lütfen. Aynen. Komşu kızını da çağıracağım yakında. Yeni konseptler gelecek o yüzden. Abi yani yapacak başka bir şey olmadığını fark ettim. Arkadaşlar, bir de kanalıma izleyici sayımın 5 katı kadar bot atarsam galiba işliyormuş bu iş. Evet. Oy. Evet. Biz mesela ben bugün almıştım abi. Bir 1000 tane bot almıştım. Neredeler? Binary Game'den almış galiba. Abi ben yanlışlıkla o 1000 tane botumu şeye atmışım. Neyse şimdi çok büyük bir şey diyeceğim de şimdi çok büyük drama. De lütfen de lütfen de. Demesin demesin. Yok yok yok. Cidden. Hiç, abi linçlerim yeni bitti. Daha bu hafta sakinledi linçler. Tazesi lazım. Tazesi lazım. Hadi bakalım. Bu adam şerefsizdir. Bot. Evet. Bot kullandın itirafı. Botlarınız vuruyorsa tabanlıklarla. Askerde. Yazık, bunun psikolojisi falan bozulmuş bu. İyi değil ama. Şaka değil. Gerçekten iyi değil. İyi değil. Farkındasın değil mi? Çok çok gergin. Hiç, farkındasın değil mi? Gergin gergin. Çok fena. Hiç dokunmayacağım ben ona bugün. Asker! Kafayı yemiş. Sakattı kafayı. Ölmekten dolayı gergin değil ha herif. Yeminle ölümden korkmuyor. Korktuğu şey ben yok, nasıl yok. Sıçacağım. Yani Alaturka. Alaturka. Gerçekten en büyük korkusu bu ve bir şey diyeceğim, benim de en büyük yani açıkçası benim de en büyük korkum olur. Yani Alaturka tuvalete nasıl sıçabiliyorlar? Gerçekten bunu düşünüyorum. İnşallah çok... sıçacak vaktimiz olmaz şeklinde. İşte çok primitif değil mi ya Alaturka? Böyle yani niye var ki abi 2019 yılında yani? Abi Avrupalılarda da şey yok. Ona bakarsan. Taharet musluğu. Taharet musluğu yok. Bu arada benim. Sevgili Batu diyor ki videoyu montla sıçıyorlar diyor. Doğru. Doğru. Parkay. Parkayla. Doğru. Batu abi hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bence yapmıyor. Ne oluyor be? Evet sevgili videoyu Batu hoş geldiniz efendim. Evet bu arada şaka bir yana gerçekten de biz çok tepkiliyiz Tolga'nın partnerlik alamamasına. Ve bu tepkimizi bugün solitaire yapmayarak gösteriyoruz. Hadi görüşürüz. Birdenbire kapatıyoruz. Evet, ben kendisi... partnerlik alana kadar RPG yayınları yok. FN işaret yok. Hadi bakalım. Yok. Evet. Hadi bakalım. Hep beraber abi protesto ediyoruz. Bu arada kimsenin sikinde olmuyor falan. Kendimize yaparsak kendimize yapıyoruz. Ben şarkı söylesek falan. Beraber. Abi şarkı kendim... türküyle alınıyor mu partnerlik? Kendimiz alınıyor bu arada. Bir şey diyeceğim. Mesela sen evet. Gitar çal abi. Ben de böyle İngilizce şarkı söyleyeyim. Nasıl? Ben bas gitar olabilir miyim? Ama hayır, tamam. hayır arkadaşlar. Hayır. Çok acil lazım. Peki bir şey diyeceğim. Abi ben çok yakın dostum Swaggy Bark'ı ziyarete gideceğim İzmir'e. Ve bunun için 25 bin dolar topluyorum. Evet. bugün lazım. Bugün lazım şu anda. Hemen lütfen 25 bin dolar gönderin yoksa evet. Gidemeyeceğim. Gerçekten. Arkadaşlar ben de bu arada bir duyuru yapabilir miyim? Günan iznim var. Yap abi. Çok teşekkür ediyorum. United States VR Gaming University tam bursu kazandım. Fakat üniversiteye gidemem için bir HTC Vive'a ihtiyacım. Bu yüzden gerçekten bana bir VR set bağışlayacak zengin bir iş adamı arıyorum. Çünkü benim en büyük hayalim American VR Gaming University'ye katılmak. Bunu gerçekten çok istiyorum. IBAN'ım açıklama kısmında. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Günhan'cığım izin verdiğin için. Abi çok teşekkür ederim. Hemen bu kardeşimizi yurt dışında herkesin girebildiği bir okula, parayla girebildiği bir okula okutmak için yardımcı oluyoruz. Hiçbir özelliği yok. Her parası olan herkes okuyabiliyor bu arada orada yani. Hiçbir özelliği yok. Evet arkadaşlar toksiksiniz bayağı bu kadar. Ben o kadar toksiyim ki ama. Eren. Solitaire olmasa ben konuşurum da. Solitaire yayını ya. Eren kafayı yedi ha. Eren birazdan yeşil doğru getirecek değil mi oraya? Eren artık yapma çocuğum.
Siyah ton almış oğlum. Siyah tonu içeri almayacaklar. Niye siyah aldın? Evet abi bu arada. Lan peçete niye aldın? Askeriye de var. Oğlum peçete niye alıyorsun? Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Annesi aldırmış büyük ihtimalle. Evet. Abi hiçbir şey bilmiyorsunuz da neyse abi. Sonra konuşuruz. Bu arada... Ya askeriye de peçete vermiyorlar mı abi? Bu arada yok, Eren abi dönünce bize sürekli şeyin artisini yapacak biliyorsunuz değil mi? Ben devrecilik yapacağım size ya. Ben askerlik yapacağım. Ben daha erkeğim. Sizden daha erkeğim. Ve... Günan bot mu attın? 370'den bir anda 550'ye çıkıyor. Abi şey aradılar şirketten demin. Mesaj attılar. Yanlış attıkları yayıncı bana şey atmış. Bana abi iade yaptılar abi bana. Evet. Bana iade yaptılar abi. O yüzden şu anda rahatız. Keyfimiz yerinde gerçekten de. Hemen bir deprem şeyi geldi şu anda bakıyorum. Akdeniz'de olmuş. Tamam. Hala var. Hala bakıyorum. Hala bakıyorum. Bana da geldi. Ben asla bilemedim ama. Neden ya? Adam İstanbul'dan gitti. Hala deprem takip ediyor. Neden evet. Yani? Arkadaşlar. 3.4 olmuş. Hafiften başlayalım oyunumuza. Bundan hemen önce bir şey yapalım. Oyunun neyle ilgili olduğunu söyleyeyim. Sevgili dostlar, Solitaria bizim yaklaşık olarak bir uzun zamandır oynadığımız bir rol yapma oyunu. Daha önce başka bir ekiple başladık. Sungur'un, Filin'in, Turgut'un, Yiğitcan'ın ve Tancan'ın olduğu bir ekiple başladık. Ve şimdi de bu vatandaşların olduğu bir ekiple devam ediyoruz. Finale 3 bölüm kaldı. Bugün 3'ün 1'indeyiz. Öyle söyleyince. Bugün 3'ün 1'indeyiz. Yani bundan sonra 2 bölüm kalacak. Bugünü bir soft final gibi düşünebilirsiniz. Eren askere gidecek. Eren askerden döndükten sonra devam edeceğiz Solitaria'nın kalan bölümlerine. Bundan sonra 2 bölümümüz daha kaldı. D&D 5 sistemiyle oynuyoruz oyunu. Fakat D&D 5 sistemiyle oynarken bazı sahnelerde dramatik etkiyi kaybetmemek açısından mesela atıyorum işte mesaj büyüsünde işte bir takım komponentler kullanman gerekiyor şöyle de böyle de falan gibi şeyleri yapmadığımızda lütfen chat'e gelip de hey mesaj büyüsünde bir tane komponent kullanmanız gerekiyor. Kullanmazsanız siz D&D 5 oynamıyorsunuz lanet olsun. İnsanları zehirlemeyin. İnsanları zehirlemeyin diye şeyler yazmayın. Sonra beni gerçekten de bu arada botlarımı yine kaybettim. Lanet evet olsun. Bir anda gitti bence. Bir anda gittiler. Burada harbiden bot olabilir ya. Ne oluyor lan? Yok bu 2-3 gündür Twitch böyle abi. Bir anda sıfırlanacak şimdi. Sıfırlanacak birazdan tekrar şey yapacak. 389 bizi izleyen real insan sayısı. Solitaryalar genelde zaten artık 500 falan izleniyor maksimum. Çünkü çok fazla yaptık abi. Falan her şeyi yaptık. Yeter. sonuç olarak bu böyle bir hikayedir. D&D 5 sistemiyle oynadığımız. Bizi chatten böyle çok darlamayın. Şu şöyle olacak, böyle olacak diye. Sonra chat'i sub modu alıyoruz ve chat'i sub modu almak istemiyoruz. Abonelikleri, bitleri, boncukları bilmem ne yayından sonra okuyoruz. Ve yayından hemen önce son aboneliklerimi okuyup yayına başlayalım. Hemen. Sevgili Retenix, Red Turtles'a abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum Retenix. Somonlu Makarna 3 aydan sonra 3 aydır aboneymiş. Çok teşekkür ederim. Elkam Isdarok abone olmuş efendim. 5 aydır buradaymış. Falan filan. Abi geç başlıyorsunuz. İnsanlar YouTube'dan izleyip deyip uyuyor. Doğrudur. Evet. Bir tık haklı. Bir tık haklı. Biraz geç başladım. Benden dolayı ya o evet. Bugün. Svegi kumar, çok kaldık. Kumar oynadığı için buraya Kıbrıs'tan otobüsle geldi. O yüzden yapacak bir şey yok gerçekten de. Bir de benim içtima yeni bitti. Tabii. Senin içtima yeni bitti. Aynen. Güvenliğe falan gidip içtima veriyorum. Alışmak evet. İçin. Arkadaşlar. Wow 1000 lira gelmiş. Başlıyoruz. Tamam. Gabrant'ın dışında tıngır tıngır giden bir at arabası. İçinde 4 tane maceracı, bir tane de genç bir kadın zırhlar içinde. Herkesin oldukça morali bozuk. Grubun yaşadığı olay üzerinden, Gabrant'tan kaçışları üzerinden yaklaşık olarak bir 5 saat kadar geçmiş. Ve Gabrant'ın dışındaki yollarda devam ediyorlar. Arabayı Leonard sürüyor. Geri kalanlar da dışındalar. Düzeltiyorum, Matias sürüyor abi. Pardon, Matias sürüyormuş. Arabanın takırtısı eşliğinde yavaş bir yolculuk yapıyorsunuz hep beraber. Sahne sizin. Hey. Leonard. Hı. O idarenin
sorunlarımızı konuşarak hallettiğimizi düşünüyorum ama acaba ona tam güvenebilir miyim? İdari'nle bir sorunumuz yok. İdari'nin artık bizimle devam etmemeli bence Rin. Çünkü... Bir şans daha. Hangi şans? Bizi engellemeye çalıştı. Onun da inandığı şeyler var. Onun inandığı şeyler bizimkinin karşısında Rin. Böyle cebinden bir şey çıkarıp ona bakıyor. Ve tekrar cebine koyuyor. At arabasında yavaştan dışarı izleyerek de, yola devam ediyorum. Kızı bir yere bırakmamız lazım. Kampa götüremeyiz. Ya da götürebilir miyiz bilmiyorum. Ne yapalım? Onu kızı güvenli bir yere. Bu kızı neden aldık ki? Peki ya kamptakiler iyi hoş karşılamazlarsa ve ona saldırmak isterlerse arkadaşlar onun yüzünden idam edilecek. Ve açıkçası böyle bir durumda da ben onları tutmam. Sen bizim yanımızda da olmuyorsun İdari'nin. Hey. Evet. Hey. Bir kadın için ne kadar kişi öldürdünüz? Leonard. En azından bir masumu uykusunda öldürmedim İdari'nin. Hey, daha fazla ortamı germeyin. Biz kimseyi öldürmedik. İnsanlar şeytanlardan kaçamadı ve öldüler. Bu onların suçu. Bizim hiçbir alakamız yok bu konuyla. Kızı... İnsanlar şeytanlardan kaçamadılar, güldüler dediğinde ben de minik bir sırıtma oluyor ama belli etmiyorum. Biz kızı alalım, kampa götürelim. Beyaz Baba merhametlidir. Hem arkadaşını da kurtardık. Yani kadına doğru dönüyorum arkaya doğru. Hem onun da belki söyleyeceği mantıklı birkaç şey vardır. Kendini savunabilir. Kadın Teromina Herlark o zırhları içinde gözleri yaşlı ve oldukça yıpranmış bir şekilde sizin konuşmalarınızı dinliyor. Ve ağzından tek bir kelime çıkıyor. Beni neden kurtardınız? Onlara sor. Bana karşı ben çok doğru düştüm. Salya Sümük ağladığın için kurtardık. Teromina, bir aşk ya da seks cezası ölüm olmamalı. Senin suçun sevdiğinin arkasında durmadın. Kendini kurtarmak için onun ölümünü izledin. Fakat bu seni katil yapmaz. Bu seni suçlu yapar, evet. Ama ölmeni hak etmeyi sağlamaz. O yüzden kurtardık. Onun suçu normal bir hayat yaşamak istedi ama onun yerine gitti bir şövalye oldu. Ve normal bir hayat yaşamaya çalıştı. Sen bir şövalyeydin. Bir Engizisyon şövalyesi. Bir temsilciydin. Ve şimdi sadece mide bulandırıcı bir kadınsın. Ben şövalye istedim mi sanıyorsunuz? Bu benim seçimim miydi? Benim ailemde bir helerg olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Benim büyük ablam o kadar büyük bir şövalyeydi ki heykeli yapıldı Radiata'ya. Ben bu hayatı seçmedim. Ben Engizisyon içine doğmayı seçmedim. Sana istediğin şeyi sorsalardı nasıl bir hayat seçerdin Teromina? Bilmiyorum. Hiçbir bir zaman... sokak çocuğu olmayı seçer miydin? Tabii ki hayır. Peki ya bir büyücü olmayı seçer miydin mesela? Şey yapıyor. Şöyle bakıyor. Bilmiyorum. Bu soru oyununu oynamanın anlamı ne gerçekten? Yo, sen gerçekten şövalye olmayı seçmişsin. Bak. Bunu seçmediğini söyledin ama bunun gücünü yeterince kullandın. Bir Engizisyon şövalyesi olmanın nasıl bir eğitim olduğunu sen biliyor olmasın Engizisyon büyücüsü. Çocukluğunuzdan itibaren alınırsınız. Son kılıçta eğitime tabi tutulursunuz. Sürekli olarak sizden her gün sabah 5'te kalkıp sonu gelmeyen talimlerde bulunmanızı isterler ve bir helerg olarak en iyisi olmalıydım. Her zaman en iyisi. Ablamı geçmeliydim. Aşk yok, sevgi yok, bağlanmak yok. İnsanlığa dair hiçbir şey yok. Evet, Redas'ı seviyordum. Arkasında duramadım. Bu benim hayatım boyunca belki ödeyeceğim bir şey. Redas'ı kurtardınız. Bunun için teşekkür ederim. Fakat ben bu hayatı seçmedim. Aha, sokak çocukluğuna ne kadar benziyor. Ama ben hiçbir zaman oturup küçük bir sürtük gibi ağladım. Öyle değil mi Leonard? Hiçbir zaman ağlamadı hem de. Ama sen böyle büyüdün Matias. O
Şimdi bir anda sokakta kaldı. Bu şekilde bakışa çıkamaz. Sudan çıkmış balık gibi olacak. Yani ama biz seni yanımıza da alamayız. Sana sahip de çıkamayız Terümin'le. Seni bırakabileceğimiz bir yer söylemelisin. Ve yollarımız ayrılmalı. Gabranta ne yapmak için gelmiştiniz? Bu seni ilgilendirmez. Redas'ı kurtarmaya mı geldiniz? Bu seni ilgilendirmez. Redas'ın Milanyon ile çalıştığını biliyorum. Milanyon'un kampına mı gidiyorsunuz? Birazcık daha fazla soru sorursan seni bayıltıp bir köşeye atacağız. Bırakın Beyaz Baba'yla konuşayım. Eğer Beyaz Baba karar sizi bırakırsa o zaman siz bu karar verirsiniz. Büyük ihtimalle Beyaz Baba seni öldürecek. Eğer öldürürse buna tamamım. Tamamsın. Evet. Leonard. Zaten ölecektim. Senin hayatını kurtarmak için hepimiz hayatımızı tehlikeye attık. Kendi ölümüne git diye yapmadık bunu. Saçma sapan kararlar vereceksen bunu şimdiden söyle. Oraya gidince ne anlatacaksın Beyaz Baba'ya? Oraya gidince Beyaz Baba eğer benden Helerg ailesinin sırlarını isterse anlatırım. Aha, aileni satacaksın. Zaten artık onların yanına geri dönmemin şeyi yok. Fark ettiyseniz benim ölüm kararım çıkar çıkmaz beni satmaya hazırlardı. Annemin mimiği bile oynamadı. Bu kadar ailesini bu kadar çabuk satan birine ben neden güveneyim Rin? Sevgilimi de satmıştım. Değil mi? Bizi de satacak yani. Muhtemelen. Arkadaşlarını satan birisi için büyük bir laf dediği derine. Oo. Arkadaşlarımı sattığımı kim söyledi? Orada o yargıçlara haber verebilirdim. Hepsini peşimize takabilirdim. Buradaki herkesin ölümüne sebep verebilirdim. Sadece yanlış bir şey engel olmaya çalıştım. Arkadaşlarımı satmadım. Yani hepimiz buradayız sonuçta. İsteseydi bu arabasını da patlatabilirdi derim. Yani o yüzden yanımızda zaten. Her neyse Rin, götürelim. Madem ölümüne gitmek istiyor. Peki. Matias. Açıkçası benim pek de umurumda değil. Ancak ölürse kılıcını ve zırhını alırsa anlaştıysak götürelim. Peki bunun kumpas olmadığına nasıl emin olacaksınız? Nasıl? Ya Beyaz kumpas? Babanın yerini arıyorsa ya siz onu Beyaz Baba'ya götürdükten sonra yerini paylaşacaksa Gabrantlarla. Gözlerini bağlayın götürürken. Mantıklı. Güzel. Gözlerini ve kulaklarını yani duyma ve görme özelliğini İderin. Yanımızda bir eşya gibi taşıyalım. Engizisyon şövalyelerinin böyle yetenekleri var mı? Bir sürü yetenekleri var. Benim bilmediğim kadar. Bizden de öte yetenekleri var. Belki şu an takip bile ediliyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu arada Rin Leonard'a bir şey yazıyor ve birazdan Leonard'a verecek yazdığı şeyi. Bir 3-5 dakikaya elindeki mürekkeple kağıdına yazıp tamamlayacak. Okey. Ne yazıyor? Bir şiir yazıyor bunun üstünde ve gönderiyorum şeye. İsterse okuyabilir, istiyorsa kendine... Yo, ben bir gelsin şiir bir okuyayım ona göre şey yapayım. Alıyorum abi şiiri. Önce bir bakabilir miyim bir dakika? Bunu okumak isterim. Seyirci de duysun isterim daha doğrusu. Rin, izninle bunu okuyacağım. Evet Leonard, bu senin. Şeytan ayetleri gibi simsiyah bir cübbenin altında bir nefeslik ışık arar suratı kederden isli sevgim. Senin için yazdığım şiirlere bir düşman bıçağı dayalı. Dillendiremiyorum, haykıramıyorum sana olan aşkımı. Mağrur talih, günahsız sevişmelerimize örüyor cehennem parmaklıklarını. Yine de beşerin ölgün fikirleriyle can vermiş Tanrı, aşkımızın soluğuyla tekrar yükseliyor göğe doğru. Ey öfkeli sözün kırbacına mahkum aşk, dostun vedalarıyla mı açıldı cılız gövdendeki yaraların? Aşk neden lelsin? Yoksa acıdın mı can hıraş çığlıklarına Gabrant'ın başka bir sevdalığına? Bunu ona da oku Leonard deyip
oturuyorum abi böyle. Hey Ren, Leonardo aşık olduysan bunu gülüyorum böyle. Çok hoşuma gitti espri. Matias. Tamam, alıp cebime koyuyorum. Bu arada kadın gözünü ve kulağını bağladılar mı? Görüyor, kadın duyuyor. Duyabildi mi diyen bunu? Evet evet, duydu. Şu anda gözü kulağı bağlı değil. Abi ben kadına bakıp bir arcane check atmak istiyorum. Üzerinde bir büyü var mı? Tabii. Hemen. Artı 7'm var. Kadının üzerinde herhangi bir büyü yok. Tamam. Yani herhangi bir, hiç aktif bir büyü olduğunu sezemiyorsun kadının üzerinde. Tamam. Siz okay. Arabayla ilerlerken bu arada bağladınız mı Terumina'nın kulağına gözlerini? Bağlasınlar artık çünkü yani. Gözünü bağladım. Tamam, bağladım ben de bağladık abi. Mecbur siz duyacak. Arabayla ilerlerken patikanın ilerisinde bir tane adam duruyor. Size bakıyor. Sizi bekliyor gibi. Hı hı. Yani hızınızı kesecek misiniz? Devam hadi at arabasını yavaşlatıyorum. Kim geliyor? Kim önde sürüyor? Ben sürüyorum. Okay, sen de karar. İleride bir adam bize doğru bakıyor. Atı bu arada yavaşlattım, at arabasını. Adamın kafasında bir kukuletasını çekmiş. Hı hı. Sizi inceliyor. Arabayı yavaşlatıp yanına geldiğiniz zaman siz kafasını arabaya doğru kaldırıyor ve tanıdık bir yüz görüyorsunuz. Kim? Aydın. Yine çıktı ya. Bayağıdır da çıkmıyordu. Hey aptallar. Gerçekten de başarabileceğinizi hiç düşünmüyordum. Sen düşünebiliyor muydun? Tahminden fazlasını düşünüyorum. Peki arabanın içerisinde şu an kimin olduğunu tahmin edin. Kızı niye kurtardınız? Çünkü bunu yapabildik. Anladım. Sizi sorgulamayacağım. Sizi Beyaz Baba sorgulasın. Kampın yerini değiştirdik. Kampın yeri... Bir saniye söyleme. Yaz. Evet, akıllıca. Uzattım abi kağıdı. Elinden kağıdı aldı ve fıtı 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 bir şeyler yazdı. Daha sonra tekrar uzattı. Üzerinde şey yazıyor. Son kılıç, Last Blade şehrinin güneyinde bir ormanın içinde kamp. Bakıyorum. Okay. Şimdi son kılıç. Bu şehirle ilgili bildiğiniz şeyler. Bu arada adam şey yaptı. Yazdı böyle. Sonra hiçbir şey demeden görüşürüz dedi ve gitti. Her zaman olduğu gibi. Evet. O adam hep bizim yerimizi buluyor. Hadi hayırlısı. Adam bilgi simsarı Milanyon'un, ne olmuyor, yapacak bir şey yok. Last Blade şehrinin tam olarak şeyde olduğunu biliyorsunuz. Gabrant'ın güneyinde, dağların içinde bir şehir ve burası her zaman için tarihsel olarak Arkades'e son kale, son ilk cephe, Arkades'e ilk cephe olarak bilinmiş. Burada Midland'in ordusu konuşlandırılmış durumda. Bir efsaneye göre Gabrant, yani bütün Midland'i birleştiren kahraman Gabrant bu şehirde düşmüştür ve son savunmasını, karanlığa karşı son savunmasını bu şehirde yapmıştır. O yüzden adı Last Blade, yani son kılıç. Buranın, Last Blade'in tam girişinde bir orman var güney tarafına doğru. Kasaba, Milanyon kampı bu ormanın içinde. Yola devam abi ediyoruz. O zaman evet, yola devam ediyoruz kampın olacağı noktaya. Bu yolculuk yaklaşık olarak bir gün sürecek. Bu bir gün içinde zaten şu anda hava kararıyor. Bir kamp yapacak mısınız? Gerek var mı? Yoksa gece atlar boyunca yola devam edecek misiniz? Bence devam etmeyelim. Abi şöyle bir şey yapacağım ben bir noktada. Neden? Arabanın arkasına doğru döneceğim. Aranızda at arabası sürmeyi bilen var mı? İstersen sürerim. Sürebilir misin yoksa sürerim mi? Yani hayvanlarla konuşabildiğimi biliyorsun Matias. Yani eğer at arabası sürebilecek durumdaysanız nöbetle.
Bence ama biz yorgun yani. Düşeceğiz. Bir tehlikeye karşı bu bizi dezavantajlı bir duruma düşürür. Hepiniz uyuyacaksınız. Arkada uyuyacaksınız. At arabasını süren ayakta olacak. At arabasını süren yorulduğu zaman yerine başkası geçecek ve at arabasını süren tekrar uyuyacak. Böylece hem yol alacağız hem de dinleneceğiz. Sadece at arabasını sürenin ayakta kalması yetmez. Terminal'in başına da biri lazım Terminal'in. Neden ki? Neden gözlerini bağladıysak o yüzden. Hayır, tek başına bir kadın ne yapabilir ki? Bunu ben sağlayabilirim, merak etmeyin. Tamam. Abi kadını bayıltalım, yolumuza devam edelim. Gittiğimiz yerde uyandırırlar. Daha barışçıl yollarım var Matias. Peki. Abi elimden bir tane ufak bir köpek Onyx heykelciyi çıkartıyorum çantamdan. Okey. Gel buraya diyorum. Bir duman bulutu çıkıyor ortaya. Hı-hı. Dördüncü slotumdan Fatal Hunt büyüsü yaptım. Tamam. Eğiliyorum onu, fısıldıyorum. Bu kadın en ufak hareket kaçmaya çalışırsa ye onu. Ama. Bayağı barışçılmış. Barışçılmış. Şimdi okay. Çıkarttığın şey bir köpek değil mi? Evet, kimse görmüyor. Kimse göremiyor. O görünmez her şeyi görebiliyor. 100 feet'e yabancı biri yaklaşırsa havlar. Biraz daha yaklaşırsa ısırır. Güzel. Bu sen bunu yapınca Terumina şöyle bir kaşını kaldırdı ve sana baktı. Sonra da hafifçe gülümsedi kendi kendine. Aman. Ben Leonardo'ya doğru eğilip hey, hiçbir şey çıkarmadığının farkında mı? Yani bilmiyorum. Çıkarmış da olabilir. Rin bunu gördü bu arada. Abi direkt Leonardo'ya söylüyorum. Söyle. Gördüğümü yani bu olayı. Söyle. Neyi gördün? Köpek mi çıkarıyor, ne yapıyor abi? Etrafı gözetleyecek görünmez bir köpek çıkardı. Aha, bize zarar verebilir mi? İdarin vermez. Ama köpeği bilemiyorum. Okey, ya İdarin uyurken köpeği kim kontrol edecek? Ah, bilemiyorum. Sanırım onun da bir benliği var falan deyip böyle... Hey, uyku vakti. 6 saat tamam, sonra siz geçin. Ben öne geçiyorum. Tamam, ben öne geç. Ha, istersen şimdi dinlen. Ne zaman dinlemek biraz istiyorsun? Biraz daha devam edebilirim. 6 tamam, saat sonra seni uyandıracağım. 6 saat geçin nereden? Şimdi kimler uyuyor? Ben yine bir... ben short rest alacağım yine. Ben de bir short rest alacağım. 6 saat madem. Ben... Ama mantıken 2 tane short rest alacaksın. Bunu söyleyeyim. Şöyle altı, diyeyim, ben altı. Long rest alıyorum. Fateful Hunt zaten 8 saat boyunca sürüyor. Tamam. Şimdi ben birkaç saat atacağım. Abi ben de bu uyumadığım sürede ben birkaç saat uyuyorum. Uyumadığım sürede yine bir şeyler yazıyorum kağıda. Çok ilginç. Şöyle sen Rin hiç mi uyumayacaksın peki? Rin inanılmaz kederli abi. Ama çocuklara bakıyor. Leonard'a bakıyor. İşte İdarin'e, Matias'a falan bakıyor yanlara. İnanılmaz bir keder bürüdü etrafı. Yani bu o aura belki de başkaları tarafından hissediliyordur. Ve 10 dakikada, 15 dakikada bir kelime yazabiliyor kağıda. Ve kağıt elinde en son. Bütün bunlar içinde sen şöyle bir saatlik bir uykuya dalıyorsun. Dayanamayıp. Evet. Sadece bir saat sürüyor. Ve o bir saat içinde bir rüya görüyorsun. Wow. Hadi bakalım. Yayından takip etmenizi isteyeceğim. Döndük bile. Oh yeah. Verga'nın çocukları için ölmeye hazır mısın Rin? Bu hikayenin sonunda her şeyi bırakıp o arkadaşların için canını vermeye hazır mısın Rin? Yadigarı uzaklara götürme. Yadigarın seni Efrafa'ya götürecek gücü var. Ama eğer arkadaşlarını kurtarmayı tercih edersen milyonlarca yıl için kaybolacak ve bir gün bir çocuk onu ele geçirecek.
Ve işte o zaman ne yaşam ne ölüm dünyalar üzerinde hüküm sürebilecek rin. Zamanı değiştirmek hala senin kontrolünde rin. Sakın ama sakın kalbe dura dönme. Rin, kalbe dura dönme. Bırak, bırak fakir kral kendi ülkesini kendisi korusun. Rin, kalbe dura döndüğünde sadece öleceksin. Seni anlamsız bir ölüm bekliyor. Evet. Nasıldır? Wow. Abi. Bir saatlik uykunda karda yürüyen bir suret gördün. Hı-hı. Bir yere gidiyormuş gibi. Ve bir takım gelecekten mi gelen artık bilmiyorum. Bir görü gördün. Hı-hı. Böyle. Abi. Çok ilginç denk geldi. Nasıl olabilir ya? Yani şimdi şoka gireceksin. Bugün Rin bu görüden sonra kağıdı alıyor abi. Leonard'a doğru uzatıyor. Ama böyle gözleri kıpkırmızı ve iki gözünden de yaşlar akıyor ama böyle yüzünde bir ifadesinde bir değişme yok. Dümdüz bakıyor gözleri. Dikmiş Leonard'ın üstüne. Ve kağıdı Leonard'a uzatıyor. Bunu da ben gittikten ya da hayır. Oku Leonard. Bu kağıt, bu yazanlar benim için anlam ifade etmese de nasıl bu kadar ağır Rin? Oku Leonard ve ben gittikten sonra son bir kez daha oku. Ah! Terranova çiçekleri büyütüyorum. Kederden yaratılmış kara gövdemde. Ah! Boynum diş kırmış. Kanım yere serpilmiş. Gözlerim mihrabını bellemiş. Tanrıçaların ve kralların el sürmedikleri taçları. Bergen şehrinin ak ağacı. Meleklerin tesellisi. Ateş viskisinin yudumluk şişesi. Tüccarların altınları. Orta çağın özlemini çektiği aşığı. Benimse her şeyimsin. Benimse her şeyimsin. Bu hayatımda okuduğum en ağır şiir derin. Abi böyle Rin bak. Nasıl istersin? Evet. Yola devam ediyorsunuz. Bir değişim falan yapacak mısınız? Ben hani yorgun uyandır. Hissediyorsa artık Matias, Leonard'ı uyandırıp Leonard'ı geçirtecek baş. Okey. Siz tam yorgun hissederken ileride patikanın sağında tekrar bir ateş görüyorsunuz. Hı hı. Ateşin başında daha önce bir insana benzemeyen tuhaf uzun boyunlu bir şey var. Yaklaşacak mısınız? Ben direkt böyle gözlerimi dikiyorum. Bir dakika, bunun ırkını anlayabiliyor muyum? Hayır. Tamam.
Bir dakika. Ben öncelikle bir arabanın arkasındakileri uyandıracağım. Bir sizin için bir şey atmak istiyorum. Okey. şöyle. Anlıyormuş. Hikayelerde ya şöyle şimdi İdarin sana eskiden Engizisyon büyücüsü olarak bir takım masallar anlatılırmış. Ve bu masallarda bir tane uzun boyunlu, kimse tarafından sevilmeyen bir şövalye ile ilgili. Uzun şövalye Deleus diye bir şövalye ile ilgili hikayeler anlatılmış. Yalnız kimse tarafından sevilmeyen vücudunda böyle bir takım deformik durumların olduğu bir şövalye. Ama bu şövalye adaletin yanındaymış ve hiçbir zaman adaletin yanından sapmamış. Ve derlermiş ki bu şövalye ile ilgili uzun boyunu olmasına rağmen bu şövalyenin adalet karşısında, masumiyet karşısında boyunu kıldan inceymiş. Bu figürü buna benzettim. Wow. Bir şövalye bekliyor ateşin önünde. Matias, şu çirkin herifi gördün mü? Evet, evet. Kafası neden öyle? Bu bir insan bile olmayabilir. Büyük arkadaşlar, bir ucube. Evet. Ama ucubelerin de saygıya ihtiyacım var. Peki parası olmayan ucubelerin? Hayır, herkesin saygıya ihtiyacı vardır Rin. Gülüyor Rin, bakıp Matias'a. Konuşalım mı? Yoksa yolumuza devam edelim. Ben bir konuşmak isterim. Bakın, gitmemiz gereken bir kamp var. Uzun ve ince boyunlu bir adamla konuş. Bence bir şey kaybetmeyiz deyip arabadan atlıyorum. Ha peki Leonard, başa geçer misin? Ben... Tamam. Öne geçeyim. Ben gidip arkaya yatıyorum abi direkt. Oh. Hey mızrak boyun. Ha kıyamam, konuşamıyor. Mızrak boyun. Siz kimsiniz? Ben Rin. Ben uzun boyunlu şövalye Deleus. Adaletin karşısında boynum kıldan ince. Cidden sensin demek. Daha önceden hikayeler duymuştum hakkında. Evet. Çok büyük başarılarım olmasa da adaletin yanında savaşırım ve aslına bakarsanız şimdi de adaletin peşindeyim. Peki boynun niye öyle? Pu. Benim Galvadia'da yaşayan çok eski bir kabilenin üyesiyim. Orada bütün kabile üyeleri boyunlarına böyle uzun uzun gerdanlar takarlar ve boyunlarını uzatırlar. Ne kadar boynunuz uzun olursa o kadar güçlüsünüz demektir. Ama benim boynum çok kısa olduğu için beni kovdular. Asla uzamıyordu. Ben de hayalim olan şövalyeler diyarına geldim. Pu. Peki şu an burada ne yapıyorsun? Ne için buradasın? Sorduğuna sevindim. Ölüm Şövalyesi Dartan'ı arıyorum. Ölüm Şövalyesi Dartan. Dartan kim peki? Pun. Hiç duymadınız mı? Hiç duymadım. Ölüm Şövalyesi Dartan şimdiye kadar gelmiş geçmiş en tehlikeli şövalyelerden biridir. Kendisiyle ilgili denir ki kemikten, iskeletten bir kafası vardır ve ölü bir ata biner. Kırmızı kandan bir kılıcı vardır ve bütün yaşayanların düşmanıdır. Onu öldüren ölümü de yok etmiş olur. Pu. Onu öldürüp ölüm kahraman olacağım. Bir dakika. Bir ölüm şövalyesi mi kendisi? Evet. Onu öldürüp kahraman olacağım. Pu. Onu yenen ölümü de yener. Senin için ne ifade ediyor? Bilmem. Ama kimse şu ana kadar yenememiş. Pu. Ben yenip kahraman olacağım. Pu. Sadece merakla yenebilecek... soruyorum. Nerede olduğunu biliyor musun onu? Evet. Arcades İmparatorluğunun kapılarını koruyor.
Ben de oraya gidiyorum. Bir ay sonra orada olmayı planlıyorum. Pupu puku. Peki onu tek başına yenebilecek kadar güçlü müsün? Güçlü olmam önemli değil. Kalbim doğru yerde. Puku. Puku mu? Sadece kendine güven o zaman deyip arkamı dönüp gidiyorum abi arabaya doğru. Başarılar. Teşekkür ederim. Böyle sanki hüzünlü bir şekilde ateşi karıştırmaya devam ediyor sizi yanından geçerken. Bu yenemeyecek abi onu. Kesinlikle ölecek bu arada ya. Buna yardım edelim ne olur. Belki yolunuz sizi Arkades kapılarına düşürür bir ay sonra. Bilinmez. Ama kesinlikle yenemeyecek bu arada. Hani bu uzun anladın mı? Bir koç hani, sağda. Okey cidden Dead Knight değil mi? Tabii. Hani. Tabii. Yazık ya. Level 18. Kaç. Level 18 Dead Knight. Aynen. Kaç. İlk spotu da kocaman anladın mı ya? Evet. Tek yumrukla öldürürsün adamı hani böyle. Sen bir tane. Level 3 bu arada. Ay kıyamam. Evet. Çok da tatlı kutlara gidiyor. Meta olmasaydı yanımıza alırdık. Neyse ya. Devam. Okay. Dönüşmeli olarak yolunuza devam ediyorsunuz dostlar. Bir dakika. Evet. Daha gitmeden Speak with Animals kullanıp atlara zikzak çizip biraz da daireler çizip gideceğimiz yere ulaşmanızı rica ediyorum yavrularım. Diyorum ki izler karışık olsun. Düz abi, gitmeyeceğim ama. Sen atlara bunu diyorsun ya. Atlar... Abi, bir kere çalışsın ha. Şu ya. Sen bunu atlara diyorsun abi. Hemen bir şey yapalım. Zar atalım. Hadi. Yapıp koşuyorlar değil mi? Abi atlar... Atların beyninde, zihninde şöyle bir sesi yankılanıyor. Oraya da giderim, buraya da giderim, şurada da giderim, orada da giderim. Ha, kapçı vuruyor, kapçı vuruyor, kapçı vuruyorsa düz gideyim, tamam. Düz gideyim. Kapçı nereye gidiyorsa oraya gideyim. Tamam, sence nereye gidelim, oraya gideyim. D'Artagnan, sence nereye gidelim, Hortanyan, bilmem, düz gidelim. Okay. Yan gidelim, düz gidelim. Ha? Yandan gidelim, biraz da oradan gidelim mi? Hayır, kapçı nereye gidiyorsa oraya gidelim. Kaç atmam gerekiyor ben bunlarla adam akıllı konuşabilmem için? 10 üzeri atman gerekiyordu. Okey, ben kendim dizginlerle o zaman biraz sağlı sollu gidiyorum. Ben log mu alacağım onu merak. Böyle çok hızlı düşünüyorlar abi yani. Çok hızlı düşünüyorlar aynen kafalarında. Patika'dan şeye doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Last Blade taraflarına doğru ilerliyorsunuz. Last Blade'in girişinde zaten dev bir tane orman var. Bu ormanın adı Lethe Ormanı deniyor buraya. Ve bu ormana giren insanlar şöyle bir efsanesi var bu ormanın. Bakın bunu biliyor musunuz bu arada? Hemen bize atayım bunun için toplu. Güzel. Bu ormana giren insanlar en sevdikleriyle ilgili anıları cinler tarafından unutuyorlar diye. Genelde çok fazla giren yok bu ormana. Ama tabii ki bu Milanyon'u kesinlikle durdurmamış. Çünkü yani dünyanın Midland'in en büyük bilgi şebekesine sahip bir grup bu. Giriyorsunuz ve bir noktadan sonra size bıraktıkları haritadan yeni kampı buluyorsunuz. Yeni kamp eskisinden de çok daha büyük. Yeni insanlar gelmiş. Sanki bütün şey orada toplanmış gibi. Bütün ekip orada toplanmış gibi. Atlar, silahlar, küçük küçük dükkanlar açılmış. Yeni yüzler var. Ve böyle siz gelince size böyle bakıyorlar. Ben uyanık mıyım? Uyanıksın. O zaman abi gidip guard gibi bir şey var mı? Evet abi var. Tamam yaklaşıyorum. Büyük Bob çayda çıra diyorum. Oh. Büyük Bob çayda çıra şifresi değişti yalnız. Hayır. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Deyip şey gösteriyorum. Bu damga basmışlar diye onu gösteriyorum. Şu damgaya bakıyor. Gri baba dans eder mi? Etmez gri mi? Gri baba dans etmez mi? Evet, gri baba dans etmez. Gerçekten de doğru. Buyurun bakalım, buyurun. Matias. Böyle yavaş yavaş ilerlerken... Ne kadar saçma ya. Şunu söyledim çünkü etmez mi dediğim zaman hem eder hem etmez. Evet, farkındayım. Diye böyle abi, sırıtıp devam ediyorum. Büyük beyaz bir çadırdan zırhıyla beyaz baba çıkıyor. Evlatlarım, çocuklarım, babam. Benim biricik çocuklarım, nasılsınız?
Verdiğiniz görevi yerine getirmenin mutluluğuyla yanıp tutuşuyoruz babam. Abi beyaz baba hepinize böyle çok sıkı bir şekilde omurganızı sıkıştıracak şekilde sarılıyor böyle. Benim en iyi dostumu kurtardınız. Bundan sonra siz de benim en sevdiğim çocuklarımsınız. Aman diğerleri duymasın. küçük bir hediyemiz var baba. Hmm. Evet, neymiş bakalım. Aldım haberlerini. Gidip Helarklerin genç kızını kaçırmışsınız. Yani elimizde kaldı mı desek? Kurtardılar daha çok. Kurtarıp babamıza getirdik. Babamız bizzat sorgulasın. Evet. Çıkartın bakalım arabadan. Bakalım. Gidelim. Ben kolundan tutuyorum. Gözü hala bağlı, açmıyorum. Getiriyorum. Açın ay, bakalım. Onun aç, saati geçti. Açın bakalım şu tatlışını gözlerine. Tamam, açıyorum ben. Açıyorum. Açtı. Şöyle beyaz baba kızın önüne yaklaşıyor. Bunu satsak mı? Öldürsek mi? Yoksa bunun organlarını köpeklere mi versek? Ne yapalım çocuklar? Satalım babam. Bence organlarını yok diyor. Rin böyle biraz karar veremedi. Biraz çalıştıralım babam. Sonuçta bir sürü bulaşığımız ve kirli çamaşırımız var. Bunu baba yemek olarak versek mi? Dişinin kavuğuna. Tek önde parçalar. Doğru diyorsunuz. Peki güzel kızım, sen ne yapmak istiyorsun ha? Şöyle terimine bakıyor. Bana iş verin. Bana burada iş verin, ne isterseniz yaparım. Seni kurtaran yakışıklı evlatlarım karar versin. Evet, bir karar verin. Bence kararı Leonard versin. Bence kararı Matthias versin. Yalnız ben bu pası başka birine atmam. Buyurun. Sen o zaman bundan sonra yardımcısı olacaksın. Dur, sesin kesildi abi. Sen o zaman bundan sonra Leonard'ın yardımcısı olacaksın. Leonard'a her konuda yardım edeceksin. Güzel. Her konuda. Bir saniye. Bu kadını yanımızda taşımayalım derim. Ama Igarin yanımızda olursa bilgi sızdırmadığından da emin oluruz. Abi benim kafamı yiyorum mesaj Rin'e. Büyüyle yerini bulabileceklerini anında biliyorsun değil mi? Diyorum ya da yapmıyorum, tamam. Okey. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum çocuklar, saçmalama, bu ne? Etmiyor musun? O zaman yanağımı gösteririm. Önce küçük bir öpücükle başlayalım. Ardından ne yapmak istiyorsan yap. Kime diyorsun lan bunu? Kıza diyorum, salak, sana mı diyeceğim? Ben vazgeçtim, beni öldürün. Tamam. bu aslında bir plandı. Ölmeyi kendi istiyor babana. Ya da hayır. Babaya Helark ailesiyle ilgili bildiğin her şeyi anlatacaksın. Peki, anlatırım. Peki sonra özgür olacak mıyım? Hayır, tabii ki de burada mahkum olacaksın. Bunların yerini gördüm. Ya da seni öldüreceğiz. Mahkum olman daha sağlıklı bence. Ya canlı kal. Peki, o zaman ben bu kızcağızı biraz misafir edeyim. Anlatsın bakalım şu Helarga ailesiyle ilgili her şeyi. Siz de kampta biraz dinlenin çocuklar. Bunu hak ettiniz. Daha bugün çok işimiz var. Teşekkürler. Evet, beyaz baba kızla birlikte çadıra giriyor. Abi. Böyle yok şu anda off time, tanıdıklarınız falan kampta yani. Ben Matias'ı alıp kolundan tuttum. Bob'u görmemiz gerek Matias'a. Bob'a gidelim. Ondan bir şey istemem lazım. Ben biraz dinleneceğim deyip bir lavaboya gidiyorum önce... orada buldum. Tamam abi. Neyse. Hayır, sonra ne isteyeceğiz? Ondan bir şey rica edeceğim ve almam gereken bir şey var. Hey. Daha sonra şu general kadınla konuşalım mı?
şey deriz. Leonard seni çok özlemiş ama söylemiyor. Aynen aynen. Güzel olacak. Deme deme. Aslında İdarin'i de göndersek ikisini beraber generalin yanına. Hayır hayır hayır. İdarin buna hazır değil. İdarin bir çöküş yaşar. Sadece Leonard. Tamam peki peki peki. Ama önce Bob'a giderim. Tiba tamam. Bob'un çadırına doğru gidiyoruz. Abi siz Bob'un çadırına yaklaştığınız zaman... Şöyle yapıyorum ben ama. Dur. Abi siz Bob'un çadırına yaklaştığınız zaman şöyle bir ses duyuyorsunuz. Hayır, 3 tane kuzu bacağı istemiştim. Siz bana bir tane getirmişsiniz. Bunun hepsini bu üçünü getirin dedim. Üçünü diye böyle iki tane milenyon adamının çadırdan böyle peki sahip Bob diye böyle koştuğunu görüyorsunuz. Bob masasında oturuyor. Elinde bir tane kuzu bacağı var. Bob! Ooo en iyi dostlarım gelmiş. Sarılıyorum baba. Rid ve Matias Harper. Ben de gidip sarılıyorum. Bizi özledin mi Bob? Evet ben hepinizi çok özledim. Görevinizi başarıyla tamamlamış gibisiniz. E tabi. Yoksa burada olur muyduk? Gabrat nasıldı ha? Bok gibiydi. Aynen çok kötüydü. Evet Gabrat gerçekten de tam bir bok yuvası gibi. Evet yemekler öyle güzeldi. Orada bir tane taverna vardı. O tavernaya gittiğim zaman spesiyalleri de denedim. Ama spesiyalleri gerçekten de kötüydü. Yeterince yağ yok. Böyle yemekleri anlatıyor uzun uzun size abi. Bob şey. Evet. Senden bir şey isteyeceğim ama. Ne istersen en yakın dostum Brin. Senin şu küren var ya. O küre bana çok lazım. Beni, onun için... Reed beni yine kandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır, hayır, hayır. O küreyi çok ihtiyacı olan bir dostuma götürmem gerek. Ama çok uzakta kalıyor. Yani Terra Nova kıyılarında kalıyor. Geri getireceğim. Fakat karşılığında ne kadar yemek istersen... Hatta en güzel yiyeceklerden getireceğim sana değil mi Matias? Evet, evet. O küre altından. Dünyanın en iyi etini yemek istiyorsan, belki istemiyordur Harin, belki de ağzının tadını bilmiyordur. Yok, sevmiyor. Büyük ihtimalle ağzının tadını bilmiyor Bob. Yani en iyi dostum ne isterse... Böyle şey yapıyor. Ağzından yağlar çıkıyor böyle. Pis adam. Tek parmağıyla böyle ağzını falan karıştırıyor. Küçük bir kuzu kemiği atıyor, tükürüyor yere böyle. En iyi dostum ne isterse, en iyi dostum Matias ne isterse olur tabii ki. Bir dakika o zaman hemen küreyi vereyim ben diyor böyle. Ve şey yapıyor abi. Bunu ilk kez fark ettiniz. Bob kocaman altından küreyi alıyor ve eliyle arkadaşlar tok 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 diye böyle küçücük bir hale getiriyor. Şunu fark ediyorsunuz, bu küre böyle iç içe geçen parçalardan oluşmuş ve büyüyüp küçülebiliyor. Wow! Evet, çok mekanik bir item bu. Büyüyüp küçülebiliyor ve şey diyor. Bak Green, bu kürenin içinde büyülü bir güç var. Eğer ihtiyacın olan bir şey varsa o küre sana o gün o şeyi çıkartır. Ama bunu günde bir kere kullanabilirsin, tamam mı? Peki. Oha. Sen bunu ne kadar kullanıyorsun? Hiçbir zaman bana yeterince et çıkartmıyor. O yüzden kullanmıyorum. Ha tamam. Tamam. Çünkü ben dünya yiyelim, anladın mı? Pepepe. Peki bu küre... Daha büyük boyutlarda bir şeye dönüşebiliyor mu falan merak ettiğim için o katmanlı geçen küreyi soruyorum baba. Tabii. Bak diyor böyle. Tok 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 diye böyle dev gibi yapıyor küreyi. Adeta böyle bir devasa bir taş gibi oluyor. İki eliyle tutuyor bunu. Bu kadar büyük olabilir. İçine bir insan da girebilir. Abi Rin kafayı yedi, çıldırdı ama. Öyle şey yapıyor yani, belli etmiyor kimseye. Tamam Bob, küçültüp tekrar bize verirsen çok mutlu olurum. En yakın zamanda en sevdiğin yiyecekleri getireceğiz, söz. Evet, kürenin büyülü gücünü kullanmak istiyorsanız söylemeniz gereken bir kelime var.
Nedir? Bobby Bob demeniz lazım. Aa, Bobby Bob. Bobby Bob. Tak tak hey. Tak tak diye küçültüp geri veriyor. Böyle küçücük bir avuç içi kadar yapıyor. Sevgili DM'in mesajınıza bakarsınız. Gördüm, gördüm, gördüm. Bunu satıp Matias'a tüm parasını versem, Matias'a duyurmayacakmış gibi yapıp aslında duyuruyorum. Matias'a tüm parasını versem. Yüzüne gidip böyle pıt pıt vuruyorum. Salak, bunu satmak yerine durmadan değerli taşlar çıkartabiliriz. Bunu neden satıyoruz ya da ki? Ya da bunu kocaman dev gibi dağlar kadar büyük bir altına dönüştürsek vura vura. Hayır, dediğim gibi bunu sonsuza dek kullanabiliriz. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var Rin. Nedir? Bob'a ne sözü verdik? Yemek sözü. Evet, Bob istediği şeyi düzgün telaffuz edemeyecek kadar salak. O yüzden ona dünyanın en lezzetli yiyeceğini çıkartacağız. İlk kullanacağım şey bu olacak. Aa, tamam, bekle. Yemeği vereceğiz. Gel. Sen yap. Tutuyorum abi küreyi. Aa, bu nasıl kullanılıyor ki? Diye böyle tıklıyorum üstüne. Bobby Bob. Diye bir ses duyuyorsun kürenin içinden. Düşün, odaklan. Ve böyle küre bana, o sesle birlikte hafifçe büyüyor abi. Bana dünyadaki en lezzetli yemeği getir. Lütfen. Fış. Oluşuyor şu an. Durdu. İçinde ne var? Abi içini açıyorsun. İçinde sıcacık küçücük bir kuş bacağı var. Ama çok küçük. Abi bunu çok dikkatli bir şekilde alıyorum. Bir parça almasak mı ucundan? Hayır. Bu tamamen Bob'un. Yarın kendimize de söyleriz. Sadece küçücük bir parça. Yarın altın söylemeyecek misin? Hayır hayır hayır. Bu tamamen Bob'un hakkı. Herkesin saygıya ihtiyacı var. Deyip Bob'un yanına gidiyorum. Hey 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 Bob. Oo, hey dostum, Matias gelmiş. Sana dediğimiz üzere dünyada yiyebileceğin en lezzetli şeyi az önce pişirdim, hazırladım ve sana getirdim. Deyip arkamda sakladığım o küçük kuş bacağını böyle uzatıyorum baba yavaşça. Tek seferde yeme. Matias, bu çok küçük. Ben bunu yiyemem. Bu benim dişimin kabuğunu dolmaz. Hayır hayır, bak beni dinle. Küçük olabilir ama az az ye ve hisset. Dilinle böyle her tarafına değ bunu, tamam mı? Diyor böyle, çok istemeden senin elinden alıyor. Böyle elinde kürdan gibi mi kalıyor? Çok küçük merak kalıyor abi böyle. Gerçekten çok küçük bir çatal gibi kalıyor. Tek parmağıyla tutuyor falan böyle. Şöyle bir önce bir kokluyor. Sonra yavaş yavaş ağzına götürüp minnacık tek bir dişiyle bir ısırık alıyor. Bir şeye bakmak istiyorum. Lezzetini okay. Anlayamayacak falan şimdi. Durdu. Bu çok küçük. Tadını alamıyorum. Bu çok küçük. Diyor böyle, hepsini ağzına atıyor kemiğiyle daha sonra. Hala mı alamıyorsun? Böyle bir durdu. 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 Çekil. Matias, geriye çekil. Koşarak uzaklaşıyorum. Ne oluyor? Patlayacak. Ama o anlamda değil. Kaç Matias. Abi birdenbire sırt üstü yere düşüp titremeye başladı. Boşalıyor Matias. Geri çekil. Nasıl yani? Bütün abi kampta böyle sesi duyulmaya başladı falan. Çık. Çadırdan çık. Ya ölürse, ya ölürse Rin. Çık, ölmeyecek biliyorum. Sonra abi çadırdan çıkıyorum. Sonra abi seslerin yavaş yavaş kesildiğini şey yaptınız. Duydunuz. Böyle çadırdan böyle bir bakacağım. Durum ne şöyle? Abi nefes nefese tavana bakıyor. Ben neredeyim? Oha! Ne? Hey Bob. Bob. Matias? Oha! Senin konuşmana ne oldu Bob? Siz bana ne yedirdiniz?
Yiyebileceğin en lezzetli yiyeceği getirdik sana. Bob. Ah bu sihirli bir yemek olmalı. Ne oldu? Bir saniye. zor bir şeyler sorun. Ona zor bir şeyler. Gabrant'ı savunan en güçlü şövalye kaç dönencede doğmuştur? Kaçıncı dönencede? Bunu herkes bilir. Sir Gabrant 25 dönencede doğmuştur. 25. dönencede doğmuştur. Bir saniye. Peki dur. Bir şeyi çok iyi yapıyordu. Acaba onu hala yapabilir? 1.246.000 artı 1244. Ne kadar yapar? Ne bileyim ben bunu. Salak salak sorular sorma. Hayır. Dur. Basit şeyleri yapamaz ama çok iyi matematiksel hesap. Normale döndü yani. Evet, tamam, evet. Bob normale döndü. Yani off game şunu söyleyeceğim size. Yedirdiğiniz yiyecek inanılmaz nadir bir tavus kuşunun bacağıydı. Ve bu tavus kuşunun bacağının sihirli bir etkisi vardı. Yiyen insanlardaki lanetleri kaldırıyordu. Wow. Evet. Wow. Anasını satayım, bu adam işsiz kalacak şimdi bunu. Bunu sokağa atacaklar. Ama bu etki sadece 3 saat devam ediyor. Hah, güzel. Güzel abi, olsun 3 saat, normal olsun adam. Evet. Hey Bob. Evet. Biz sözümüzü tuttuk, sana yiyebileceğin en lezzetli şeyi yedirdik. Memnun musun? Gayet memnunum Matias. İnanılmaz bir şeydi gerçekten de. Daha var mı? Maalesef. Bir dakika, zaten benim biraz kilo vermem lazım. Sürekli yemek yiyorum. Halime bak, dağ gibi olmuşum. Çok şişmanım. İyi, dağ gibi olmak çok güzel bir şey. Bu arada şöyle kötü bir haberim. Yenen bir kuştu ve bunu biz senin için öldürdük. Yani yüksek ihtimalle bir daha bundan bulamayacağız. Yapacak bir şey yok. baya normal biri oldu ya. Öyleyse afiyet olsun diyorum ve ben... Teşekkür ederim dostlarım. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yaptık biz? Onun böbreklerinde ve midesinde bir sorun vardı sanırım. Bu yiyecek de bunu düzeltti. Sanırım böyle oldu. Galiba. Şimdi generale gidelim. Olur, gel. Şimdi ondan önce Eren'in bir sahnesi var. Buyurun. Eren. Bizden önce davranmış. Sen abi beyaz babanın çadırın önünde duruyorsun. Görünmezlik kullanarak. Burada evet, Zade'nin sesi ara ara kesik geliyor. Onu nasıl çözeriz bilmiyorum yani. Bir saniye, ben üstünde çalışayım. Stealth'e de artı 3'üm var. Tamam, zaten sen büyünü yaptın ve görünmezsin şu anda. Konuşmaları dinleyeceksin. Bir saniye. Evet. Anlat bakalım kızım. Senin bu ailenin şu büyük sırrı neymiş? Not alıyorum bir yandan. Aslında çok büyük bir sır yok. Çok eskiden beri bunlar kralın, Leonfeldin'in en büyük yandaşlarından biri. Sır dedikleri şey, kilisenin altında sakladıkları ve sadece ailenin liderine gösterdikleri çok büyük büyülü bir obje. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Başka bir ses daha duyuyorsun. Bir kadın sesi bu. Bunu daha önce duymamıştım, Leonard. Hı hı. O da diyor ki, Solitaria'dan bahsediyor. Sana anlatmıştım ya, diyor. Beyaz Baba da bahsettiğin büyülü yıldızlar arası gezebilen gemi bu yani. Solitaria. Kadını görebiliyor muyum? Kadını görüyorsun, evet. Biraz zaten gizli konuşmuyorlar bu arada yani. Hı-hı. Sen gizlenip dinliyorsun ama. Olsun. Bildiğimi bilmesin. Şöyle ki, hemen göstereceğim kadını. Bir saniye, ben nereye koymuşum. O da mı güzel karı? Şöyle bir kadın abi. Şöyle bir kadın, yanında ayakta duruyor Beyaz Baba'nın. Sana bahsetmiştim ya, Solitaria'dan bahsediyorlar. Solitaria. Peki.
Bu gemiyi senin ailen mi koruyor yani? Yüzyıllar boyunca Midland'de durmaması için Gabrant'ın altındaki kiliseye saklamışlar. O kilisenin altında benim bile aklımın hayalini durduran büyülü güçlerin olduğunu biliyorum. Savaşçılar, kara büyüler, kara büyü ile çalışan savaşçılar. Fakat şu ana kadar hiçbir zaman kilisenin altına girmedim. Hiçbir zaman kilisenin altındaki şeyi görmedim. Senin dediğin şeyler Zoe'nin dediği şeylerle örtüşüyor. O zaman seni serbest bırakma niyetindeyim. Zaten bu saatten sonra geri dönemem. Peki. Ama seni serbest bırakmadan önce mühürleyeceğim. Mühürleyeceğim ki yaptığın bu kötü şeyleri herkes bilsin. Seni bir hainin mühürüyle mühürleyeceğim. Götürün bunu. Diyor ve kızı götürüyorlar. Bu kadınla birlikte konuşmaya devam edecekler. Odada kalacağım ben. Beyaz Baba ile bu kadını merak ediyor. Tamam. Peki. Zoe. Ne diyorsun bakalım? Bu çocukların bu kızı getirmesi kader mi sence? Bilmiyorum. Dremanya'dan döndüğümden beri Midland'de olan zaman akışı beni endişelendiriyor. Ben de başka bir kahraman grubuyla şansımı denemiştim ama başarısız oldum. Bir şekilde biz eğer bu dünyada yaşayan insanların geleceğini garanti etmek istiyorsak Solitaria'yı almalıyız. Arcades'e gidilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Konuşmaya ya. Devam ediyorlar bu şekilde. Allah. Evet. Okey, ben çıkıp Rin konuşmamız gerek. Ne oldu Leonard? Bu önemli. Çok önemli. Yine bu komutan kadın mı? Hayır, çok önemli. Abi şu, ciddi bakıyorum artık. Şu kilisenin altında tuttukları şeyle ilgili diyorum. Ne? İşte bir yer tarif ediyorum. Kampın doğusunda ağaçların altında buluşalım. Abi dediğin yere gidiyorum. Yavaş yavaş yürüyerek. Sağa sola bakıyorum kimsenin olmadığından emin olmak için. Zar atacağım senin için bir saniye. Tamam, kimse yok. Rin. Ne kadar doğruydu bilmiyorum ama Beyaz Baba'yla Termina'nın konuşmasını dinlemek için gizlice girdim çadırlarına. Görünmez olarak. Ve dinledim. Termina bu altında tuttukları şeyi biliyor fakat hiç görmemiş. Fakat asıl garip olan babanın yanında bir kadın vardı. Kim Leonard? Zoe diyordu ona. Siyah Zoe saçlı mi? Bir tarif ediyorum işte, şöyle bir kadındı. Güzelceydi, gözlerinde sürme vardı. Çok fazla şey biliyor gibiydi Rin. Solitaria hakkında Arcades'ten bahsetti. Oraya gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Beyaz Baba'ya oraya gitmek gerekiyor diyordu. Daha önce bir kahraman grubuyla bir şeyler denemiş ama olmamış. Ve başarısız olmuş değil mi? Evet, evet. Başka ne dediler Leonard? Başka... Beyaz Baba ona çok güveniyor gibiydi. Uzun süre önce, yani bir zaman diliminden bahsetti. Sanki birkaç zaman diliminde de yaşamış gibi konuşuyordu. Çok anlamadım, o yüzden sana söylemek istedim. Neyin peşinde bilmiyorum. Anlayamadığım bir yöntemle ölümü yenmiş olmalı ama bu imkansız. Her neyse, önemli olan şu Leonard. Eğer onu geri getirmek istiyorsan ve sana ilk kez bu konuda içten konuşuyorum. Arcades'e gidip o her neyse onu bulmalıyız. Ve biz başarmalıyız Leonard. Ama eğer sizi yarı yolda bırakır, yani zorunda kalırsam asla kötü olduğumu düşünme. İlginçtir Rin. Birbirimizi tanısak da hayallerimizi bilmiyoruz. Fakat sen bana sevdiğimi geri getirebileceğimi söylemeden önce benim tek planım ölmeden önce Arcades'e gidip son çaremi orada aramaktı. Bunun kesişmesi garip oldu. Evet, Leonard.
Hayatlar tamam. Diyorum, böyle bakıyorum. Devamını getirmiyorum cümlenin. Okey. Gidelim o zaman. Çok büyük başka bir aksiyon olan var mı bu arada? Bana bir şeyi kontrol etmem lazım benim, bir saniye. Abi ben kolumu şöyle açıyorum. Yapıp şeyi çağırıyorum. Benim bir tane şahinim var. Onu çağırıyorum. Abi cebimden bir kese çıkarıp o kesenin içinden 500 altın alıp aman, bir keseye koyup iyice bağlayıp şahini şeye yollayacağım yine. Bu bizim şey vardı ya, getto mahalle. Evet. Oraya yollayacağım. Karanlık sokaklar. Evet, karanlık sokaklara yollayacağım abi. Kalk! Diye gidiyor tekrar. Başka bir aksiyon olan var mı? Benim yok. Tamam. Ben uyuyorum abi. Okey. Sen uyuyorsun abi. Gece böyle dinleniyorsunuz. Yemeklerinizi falan yiyorsunuz. Herhangi bir ekstra bir şey olmuyor. Gece herhangi bir şey yapmak istemiyorsanız tabii. Var. Söyle. Tizona ile konuşmak istedim. Aaa. Bir ateş başın böyle bir şey, böyle kampta almıştır ben herhalde gece. Orada mıyım? Leonard'la mıyım hala? Bilmem. Orada mısın? Yani mümkünse. Tek yalnız konuşmayacaksın, ayrılmayacaksın. Okey benim. Ben çıkarıyorum. Tizona. Aptal. Sana ne yapmam istersin? Birkaç gündür seni biraz ihmal ediyorum. Dans mı, şiir mi, şarkı mı? Yoksa sohbet mi sadece? Bugün biraz sohbet edelim isterim. Bunu ben de isterdim. Bunu istemene sevindim. Rin bizimle kalabilir mi? Fark etmez. O da ayrı bir aptal. Tamam. Böyle bırakıyorum bir yere böyle. Güzel sap, bir kılıç. Falan. Tizona. Sen büyülü bir kılıçsın. İlginçsin. Aslında tam da kılıç olmadığından eminim ama yolumuz daha önce bu topraklarda pek de insanın gitmiş olduğu bir yere düşmedi. Bunu sana da söylemek isterim. Çünkü sen de benim için bir yoldaşsın. Evet. İznini almak istiyorum. Arkeides'e gidiyoruz Tizon. Arkeides mi? Daha önce duymuş muydun ya da biliyor musun bir şeyler? Sana bir hikaye anlatayım. Dinliyorum. Eskiden çok ama çok güçlü bir savaşçı varmış. Bu savaşçı insanların bu topraklarda büyük bir acı yaşadığını fark etmiş ve demiş ki ben bu insanlar için savaşacağım. Bu insanlar için yaşayacağım ve bu insanlar için öleceğim. Bu savaşçının efsanevi bir kılıcı varmış. Tizona. Bütün diyarda kötülükleri yenip karanlığı haddini bildirdikten sonra bu savaşçı bir kadınla tanışmış. İşte o kadınla tanıştıktan sonra bütün ettiği yeminleri bırakıp bu kadını kraliçesi yapmış. Ve bir çocukları olmuş. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş. Bu savaşçının çocuğu kral hastalığı adında çözümü bilinmeyen bir hastalığa yakalanmış. Babası büyük kahraman Gabrant dört bir diyarda bu hastalığın çözümünü bulmaya çalışmış. Ama bulamamış. Ve bir gün Arkeides'ten gelen bir cadı ona bu laneti kaldırabileceğini söylemiş. Evet demiş. Bunu kaldırabilirim. Ama bunun karşılığında bir bedel ödemen lazım Gabrant. Fakat bilmiyormuş ki karanlık cadılar doğruları söylemez.
çocuğun ölmeden önce babasından istediği son şey konuşan bir kılıcı olmasıymış. Ve cadının laneti yüzünden çocuğunu kaybeden Gabrant ruhunu da bir kılıcın içine hapsolmuş bulmuş. Kendi kılıcı Tizona. Tanıştığımıza sevindim Leonard. Diz çekiyorum. Ben de öyle kralım. Ben bir kral değilim. Ben lanetli bir kılıcım sadece. Fakat biliyorum ki sen de sana kaybolmuş birini geri getirmek istiyorsun. Ben kendi çocuğumu geri getiremedim. Ama senin için, kaybettiğin kişiyi geri getirmek için elimden geleni yaparım. Arkades'e gidersen peşinden gelirim. Sen benim kılıcım ya da gücüm değilsin. Sevgili Gabrant ya da Tizona. Sen benim yoldaşımsın. Birlikte son kez Arkades'e gidelim. Deyip alıyorum. Yerine koyuyorum abi kılıç. Tizona level aldı. Bu konuşmadan sonra. Bu arada ben Tizona'nın şey yalan söylediğini biliyordum Tizona bu arada. Tizona yalancı bir şerefsiz kılıçtır. Kadın olduğunu iddia etmişti. Aynen. Ben bu arada fark etmiştim ya. Dur evet. Lan bozmayın, çok güzel andı ya. Değildi abi. Ben çok hoşuma gitti. Aa, Gabrant çıktı. Keşke ah duysaydım bunu ya. Çok ben hoşuma gitti. Tizona'nın dediği şeye niye inanıyorsunuz abi? Sürekli ben inandım. Ben inandım abi. Bu sefer doğru gibiydi. Evet. Tizona'nın hikayesi buydu. Ama sadece bir kısmını dinlediniz şu anda. Devamı da var. Bir gün anlatır belki. Ben onunla her gece konuşacağım. Gidiyorum. Restime doğru. Güzel. Güzel. Ben bu sırada uyuyordum zaten. Güzel. Alalım bir long rest abi. Uyuyorsunuz. Sakin bir gece geçireceksiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama bir zar atmak istiyorum bir şey için. Olay. Okay. Tamam. Sakin bir gece geçiriyorsunuz arkadaşlar. Sabah uyandığınızda çok büyük bir sofra kurulmuş. Herkes böyle şen şakrak yemekler yiyor, şarkılar söylüyor. Oldukça tatlı bir şekilde bir sabaha uyanıyorsunuz. Beyaz Baba sofranın başında muhabbetler ediliyor, bir şeyler yapılıyor. Yanında da siyahlı bir kadın oturuyor. Konuşuyorlar. Rin yanımda mı? Bilmem. Yanında. Kulağını eğiliyorum. Rin, bir şey diyeceğim dün geceyle ilgili. Söyle Leonard. Ben bir gün kral olsaydım, hı. Kadın taklidi yapmazdım. Kralların ya da kanında kral kanı olanların neler yaptığını görseydin bunu asla söylemezdin. Günaydın. Günaydın. Evet çocuklar. Gel. Bugün iyi dinlendiniz umarım, çünkü yeni bir göreviniz var. Dinlendik tabii. Nasılsınız? İyisiniz. Çok büyük bir iş başardınız. Arkadaşım Redas'tan haber aldım. Kendisi Three Rivers tarafına doğru kaçmış. Bir süre kendisini göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama çok teşekkür ediyorum. Redas benim çocukluk arkadaşımdı. Her ne kadar Gabrant'ta önemli bir ismimizi kaybetmiş olsak bile yapacak bir şey yok. Yani baba, saygısızlık olarak algılama fakat gerçekten topluluğa kabul edilmek için bu görevi kabul etmiştik ve hiçbir şekilde bir maddi beklentimiz yoktu. Fakat şimdi bir başka görev daha vermek istediğinizi söylüyorsunuz. Biz tam olarak neyiz? Siz Milenyon'un önemli kahramanlarısınız. Aynı zamanda benim oğullarımsınız. Evet ve hayatımız peki, böyle görev yaparak mı geçecek? Baba, biz önemli kahramanlarsak günün birinde bizim de kartımız çıkacak mı? Tamam.
gibi. Siz görmediniz yani. Neyi? Bir dakika bu çok güzel. Ama bu çok güzel oldu. Nasıl yani? Bir saniye. Matias, Leonard. Haberiniz yok mu? Neyden haberiniz yok? Neyin? Yani benim... o çıkan kartlarda yeni sayıda Çelik Hançer Matias da mı var? Dakika, senin haberin yok mu bundan? Brandon, getirsene şunları. Hah çocuklar, Brandon geliyor. Tek göz Brandon, çalımlı zırhıyla. Ve masaya tek tek kartlarınızı atıyor. Yapma! Ben alıyorum, vermiyorum kartlarını bu arada. Ben de kendi kartımı alıyorum. Hey, benim bir dakika, bir dakika. Hayır, dur. Bu Rin'in kartı diye çak diye masaya atıyor. Rin. Ayna büyücüsü. Ama ne kadar? Ne kadar? Paralı değil, hediye mi olsun? Ne kadar aldın? Bunlar Radiata Katili diye yeni bir booster serisi çıkarttılar. Radiata Katili serisinden. Yani katil olduğumuz biliniyor. Tanesini 15 altına satıyorlar. 15 altın. Okay. Hayır, hepimiz herkes suratımızı da biliyor artık. Ama sorun yok. Sırada şimdi? İdarin var. Engizisyon asası İdarin ha. Kart alıyorum bakıyorum. Bu da mı 15 altın? Sen de Radiata Katilisin İdarin. Evet, her biri 15 altın. Ama eğer Radiata Katili booster setini alıyorsanız, ki ben 3 tane aldım, booster seti 50 altına satıyorlar. Hmm. Evet. Şimdi Leonard'ın kartı. Hop. Zehirli melodi ha. Hmm. Oo. Evet. Güzel çizmişler. Beğendik. Ve tabii ne kadar yakışıklı çizilmişsin. Ama burnum öyle değil. Ve... Burnun öyle Leonard. Ve tabii ki son olarak Demir Hançer Matias. Evet. Hediye mi olsun çocuklar? Evet, çok iyi çizilmişim. Birebir aynıyım. Gördünüz mü? Bak façama kadar çizmişler. Çok façana kadar aynısın. Ama dişlerini fırçalıyor gibi çizmişler. Dişlerimi fırçalıyorum zaten. Evet. Bu doğru. Matias'ın kartı sanırım 10.000 altın falan değerinde, daha kaliteli görünüyor. Yo, bu kartın parası olmaz, bu manevi değere sahip. Hayır, Matias imzalar mısın? Hayır, bunu evet imzalayacağım ama bu size gitmeyecek. Bunu aldıklarında kafayı yiyecekler. Matias abilerinin bir kart olduğunu gördükleri zaman kafayı yiyecek. Evet, özellikle title'ın çok iyi, katil. Böyle ciddileşiyorum. Benim pek hoşuma gitmedi bu arada. Ben hepsi çok iyi hırsız olacak. Adam bize hepimize dörder tane verdi değil mi? Evet, bol bol almış bu tamam. Herif. Bu herif bayağı bildiğin booster'ları şey yapıyor, alıyor. Abi ben güzel kutumu açıyorum, ahşaptan işlemeli en güzel ağaçtan olan kutumu. İçinde zaten kartlar vardı. Bunları da koyuyorum. Daha sonra bu kartları boyarım falan neyse deyip kapatıyorum. Evet. Şimdi sorunuza gelecek olursak. Yakınlarda yapmanızı istediğim bir şey daha var. Şu anda biraz tehlikeli bir durumdayız. Her ne kadar bunu açıklamak istemiyorsam da söylemem gerekiyor. Krallık ile olan, Leon Fellinde ile olan anlaşmamız düştü. Şu anda... Yani bizim suçlamalarımızı kaldıramayacaksınız babacığım. Şu anda sizin suçlamaları kaldırmayı bırak, kendimiz de Engizisyon tarafından avlanıyoruz. Fakat bunu kendilerinin yapabilecek kadar cesaretleri yok. Bu yüzden peşimize bu diyarın en tehlikeli suikastçilerini taktılar. Gülen Tabut. Hangi suikastçı? Gülen Tabutlar. Şimdi bizler atacağım. Gülen Tabutlar. Ben de atmak istiyorum. Benim plus'ım neyden gelecekti bunu? Bu assassinler Engizisyon'a mı oldu? Anlatacağım. 20 attınız abi. Çok güzel. Toplu, her toplu olarak bizler attım. 20 geldi. Arkadaşlar. Gülen Tabutlar. Evet bu arada Sword Art Online göndermesidir. Chat. Grats. Gülen Tabutlar arkadaşlar, diyarın en tehlikeli 3 tane askeri. Bunlar suikastçılar ve gerçekten de hiçbir korkuları yok.
çok ama çok güçlüler. Ve şeyden herhangi bir şekilde birisinin peşine takılıyorlarsa öldürmeden bırakmıyorlar. Beyaz Baba'nın peşine takmışlar bunları. Ve dolayısıyla Milenyon'un peşine. Bunu biliyorsunuz Gülen Tabutlar'la ilgili. Bunu dedikten sonra yanda hatırlarsınız Kanlı McDoyle diye bir herif vardı. Evet. Kanlı McDoyle şöyle bakıyor. Gülen Tabutları bu dördü mü öldürecek gerçekten baba? Bundan emin misin? Çocuklara dönüyorum. Öldüreceğimizi kanıtlamamı ister misiniz yoksa şu an böyle bir şeye gerek yok mu? Hayır, hayır, hayır. Durun, durun. Hayırsın. Etrafta bir duvar bir şey var mı? Yok. Tüh. Hayır, hayır. McDoyle sen de saçmalama, tamam mı? Herhangi bir şekilde burada gerilmeyelim şimdi. Evet. Şu ana kadar Gülen Tabutların yakınımızda bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Ama planlamayı size bırakacağım. Bu akşam çok büyük Milenyon toplantısı olacak. Bu Milenyon toplantısında Gülen Tabutların buraya saldıracağını düşünüyoruz. Siz onlara gidebilirsiniz ya da burada bizimle birlikte onların ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz. Planını siz kurun. Sizin kurduğunuz herhangi bir plana ben hayatımı teslim ederim. Burada peki baba, beklememiz... Giderin. Buyur, buyur. Gülen Tabutları diyelim ki yendik, çıktık ya da burada bekleyip yendik. Ne olacak sonrasında? Kartlarımızın yani... fiyatı artacak. Ne olacak Leonard? Evet Matias. Fakat benim hayat hikayem ya da amacım sizin emriniz altında görevler yapmak, insanlar öldürmek ya da kaçırmak değil. İzninizle özür diliyorum fakat sizle bir anlaşma yaptık. Siz de biliyorsunuz öz evlat ya da baba değiliz. Evet bir bağımız var, sevgi bağı. Siz bize evinizi açtınız. Biz de size kardeşinizi getirdik ya da kurtardık. Fakat biz hala aklanmadık ve aklanamayacağız gibi. Neden daha fazla insan öldürelim ki bu uğurda? Ben bir tiyatrocuyum baba. Özür diliyorum, bunu söylemem lazımdı. Leonard. Benim görevim bu değil. Ben bir suikastçı değilim. Leonard. Dediğini anlıyorum. Bu yüzden peşimizden bu tehdidi saldıktan sonra yapacağımız şeyi size açıklayacağım. Gelip gelmemek size kalmış. Tabii ki dinliyorum. Yaklaşık olarak bu hadiseden sonra yaklaşık olarak bir ay boyunca dağılacağız. Ve dağıldıktan sonra Arkeides'in kapılarında tekrar buluşacağız. Biz Milenyon olarak Arkeides'e gitmek istiyoruz. Hı hı. Yine bakıyorum birine. Evet, Leonard. Baba, benim bir ricam olacak. Tabii. Eğer Gülen Tabutlar olayından da sağ çıkarsam, benim Radiata'da bıraktığım bir ailem gibi bir olayım var. Evet. Eğer Arkeides'e taşınacaksanız, ben de oradaki aileme alıp gelmek isterim. Arkeides'e taşınmayacağız. Arkeides tarafında yapmamız gereken bir görevimiz var. Ondan sonra biz bu görevi başarırsak tekrar Midland'e geri döneceğiz. Fakat dediğim gibi bunları bu tehdidi saldıktan sonra konuşuruz. O noktadan peki, sonra gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Pekala millet. Savaşacak mıyız yoksa bırakacak mıyız? Leonard. Benim Arkeides'te sadece bu tarikatla ya da birlikte ilgili değil, başka işlerim de var. Arkeides'e gitmek istiyorum bir de. Pekala. O zaman izninizle planı ben devralıyorum. Beyaz Baba. Tabii. İzin ver. Onları burada bekleyeceğiz. Onları ararsak büyük ihtimalle bizi avlarlar. En azından saldıracakları hedefi biliyoruz. Beyaz Baba. Benim çıkardığım sevgili köpek dostum herhangi bir varlığı görmesine gerek yok, hissediyor. Yani Beyaz Baba, belirteceğim yerden dışarı çıkmayacaksın. Dışarı çıkarsan tehlikedesin. İçinde kalırsan köpeğim seni koruyacak. Büyük ihtimalle görünmez olarak gelecekler. Büyülü yöntemler var bunlar için. Gayet iyi, hepiniz biliyorsunuz. Ama bu bize bir engel değil. Köpeğim görünmezleri de görebilir. Hı hı. İlk başta yaklaştığında köpek büyük ihtimalle havlayacak. Havladıktan sonra da belli bir ölçüde yaklaştıktan sonra onlara saldırır. Ve biz onların yerlerini az buçuk anlayabiliriz. Rin,
Evet, gidelim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bence gayet makul. Ama... Her neyse. Ve biz hepimiz bu bölgede görünmez olarak onları bekleyeceğiz. Açığa çıktıklarında ise üstlerine çullanacağız. Peki, görünmez olabilen adamlar başkalarının da görünmez olabileceğini tahmin etmez mi mesela? Evet, bizim görünmez olabileceğimizi tahmin ederler ama köpeği beklediklerini pek sanmıyorum. Ki bekleseler bile görünmezlikleri bu köpeğe karşı işe yaramayacak. Çünkü farklı bir düzlem üzerinden görme yeteneğine sahip o. Peki. Bunlar suikastçı, büyücü değil. Peki. Ne olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Ben şu ana kadar bunlarla hiç karşılaşmadım. Tek bildiğim şey... Öldüremedikleri birisi yok. Çok tehlikeliler. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ve Beyaz Baba, üzülerek söylüyorum ki birkaç adamın ölecek. Peki şöyle yapsak İder'in planına ek olarak. Beyaz Baba'nın yanında duracağız. Beyaz Baba burada yem gibi duracak. Çünkü onları buraya çekmemiz lazım. Beyaz Baba gerçekten burada durmasına gerek yok. Biri Beyaz Baba gibi giyinip saçlarını onun gibi sakal. Yo, öyle birini gösterebilirim. Öyle bir büyü yapabilirim. Gibi. Benim elimde böyle bir büyü yok. Ben kılık değiştirebilirim isterseniz. Fakat bunu yaparsanız bu bahsettikleri Gülen Tabut örgütü bunu anlayabilecek kadar güçlüdür diye düşünüyorum. Yani elimizdeki fırsatı da kaçırırız. Yemin gerçek olması gerek ki bu avcılar ağızlarından salyalar akıtarak gelsin. En kötü ihtimalle ise Rin. Dinliyorum İdar. Gabrant'ta yaptığını yap. Korkarlar. Peki. Ha, izin var mı İdar'ın? Şövalyeyi öldürmekle bir suikastçı öldürmek arasında fark var. Tamam. Okey. Bu sırada Terumina nerede olacak baba? Terumina'yı damgalayıp göndermeyi düşünüyoruz. En iyisi. Yüzüne bir hain damgası yapıştıracağız, basacağız ve artık hayatını nasıl yaşayacaksa yaşayacak. Belki de yüzünün sağ tarafına bir maske takar. Ne acı bir tecrübe olma. Evet, düşünsene gerçekten de böyle yaşadığını. Rin. Efendim İdari. Biz burada beklerken etrafı kolaçan edebilecek ve senin de burada olmanı sağlayabilecek bir büyün var mı? Aslında bunu yapabilirim. Onları gözleyecek büyülü bir göz çıkarabilirim. Bu işimize yarayabilir. Matias, sense bildiğini yapmaya devam et. Yapacağım. Evet. Yemek devam ediyor. Konuşulanlar eşinde. Herhangi bir aksiyonunuz yoksa akşam büyük milenyon toplantısına geçireceğim. Oo. Sanırsam benim yok ya. Ben kendime Mage Armor basıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Mage Armor basıyorum. Ama biz olamayacağız bu sefer. Görev failliyor. Vazgeçtim. Terumina'ya yapacak bir şey. Mage Armor'ımızı atabiliyorsun. Ne zaman yapıldı mı? Atabiliyor musun? Okey o zaman. Yapılmak üzere yani böyle şey koymuşlar. Ateşini oraya getirmişler. Dağlayacaklar suratını. Sonra da salacaklar tamam. Kızı. Tamam. Ben izlemek istiyorum. Abi dizlerinin üzerine çökmüş durumda. Ve böyle oldukça canı sıkkın. Şöyle sana bir bakış atıyor. Sen Terumina Helark. Şey var ya, ne derler. Başında bizim tek göz Brandon var. Sen Terumina Helark. Hayatın boyunca canını acıttığın aileler, Helerg ailesinin şerefsizlikleri ve yaptığın ihanetler yüzünden bir kancık gibi bir hain olarak yaşayacaksın. Bam! Diye böyle yanağına hain damgası yerine geçen T harfini basıyorlar. Kalabalığın arasına girip inviz oluyorum. Okay. Ben de şu aksiyonu yapacağım. Arcane ay çıkarıp o gözetçiyi abi sağa sola değil gökyüzüne doğru çıkarıyorum. Güzel. Tepeden
bizi izleyecek ve gözüm orada olacak. Ve ben de ben görünmez olmayacağım. Beyaz babanın yanına gidiyorum. Okey. Onyx'imi çıkartıyorum, köpek Onyx'imi. Tamam. Köpeği çağırıyorum. Beyaz babaya diyor. Lütfen buradan fazla uzaklaşmayın. Kızı saldılar mı sevgili diyemin? Kızı saldılar. Kız gidiyor. Abi kızı yakalamak istiyorum kuytu bir köşede. Yakalıyorsun. Termina veda etmeden mi gideceksin? Ne vedası istiyorsun? Yüzünün yaralı tarafına dokunuyorum. Canın acıyor mu? Acıyor. Hiç kimse ailesinin günahlarını bu şekilde yüzünde taşımamalı. Cure Wounds deneyeceğim. Yeni büyü. Büyülerini takır takır harcıyorsun. Rest alamayacaksın, farkındasın değil mi? Bir tane. Gönder. Ne biz harcadın. Kılıcım var oğlum, tizanam var benim, hadi. Neyse. Öyle abi, abi şöyle. Cure Wounds şey, atıyorsun. Yarıyor mu bu kızın işi? Ben denedim abi şansımı. Şöyle oluyor. Ne derler? O kanlar, manlar, bilmem neler yıllanıyor ama is kalıyor. Niye abi? Ateşle dağladılar ya. Restoration diye bir büyü var onun için herhalde. Evet. Abi yara iyileştiği anlamına gelmiyor mu Cure Wounds? 20 geldi lan. Serbest herifler. Kanama durduruyor abi Cure yani. Cure Wounds atıyorum abi. Cure Disease atıyorum. Zaratma ne varsa atıyorum. Hayır, zaratmadım ki, bu senin yapabileceğin bir aksiyon. Yani... Ya büyü. Hayır, bu senin normal yapabileceğin bir aksiyon ama yani o dağlama büyüyle geçecek diye yapmıyorlar. O sizin dövmeleriniz de büyüyle aynı şekilde geçmiyor. Bu kullandıkları şey büyülü bir obje. Bastıkları demir. Ha büyülü. Ben normal ateşle dağladılar diye denedim bunu. Ha, ateşle dağladılar da o büyülü bir şey. Ne deniyor ona? Mühür işte bildiğin abi yani. O demir var tamam ya, ateşe soktukları. O demir büyülü bir obje. Tamam, canı yanmasın o zaman. O orada kanlar manlar şeyler gidiyor. Tamam. Sana bakıyor, arkasını dönüp gidiyor. Teşekkür de etmedi. Amına koyduğum. Şimdi bu yüzden ölsen kahkaha atarım bu arada yani. Evet. Leblebi gibi harcıyoruz. Kız takır takır gidiyor. Ben şeyi soracağım bu arada. Bu ziyafetin yapıldığı yer bir binanın içi değil mi? Yo yo, bayağı şey abi. Açıkta. Okay. Açıkta. Argin ay güzel iş yapacak. Artistlik yapamayacağım. Puh. Tamam, devam abi. Okey, bir aksiyonunuz yok değil mi? Yok abi. Abi, ready for action counter spell. Durum öyle. Okey, herhangi bir büyü olursa taktiğe şey yapacaksın. Aynen. Aman bizi yapmadı abi. Yok, bütün yaptığınız aksiyonları falan bana söyleyin bir şekilde. Kombat geliyor yalnız ya kesin. Ya... Bokunu çıkarayım mı ben? İzin var mı yani şimdi? Oğlum, sevgili? Bir saldırı olacağını biliyorsunuz sonuç olarak. Tamam. Okey. Ah geliyor. Abi. Ready for action. Wall of fire abi. Okey. Bunda var şaka mı? Yapıyorum. Var. Şaka yapıyorum. Yok. Yapmayacağım. Daha yapmayacağım. Ben yani normal. Büyü var da yani şu anda kullanmıyor anlamında yok dedim. Yok yok. Bir anda çıkarıyor değil mi? Sizin ziyafetinizi de sizi de diye. Devam. Okey. Bütün ziyafeti falan her şeyi kuruyorlar. Herkes geliyor. Milanyon bir tek şey yok bu arada. O kadın yok. Milanyon'un komutanlarından olan kadın yok. Oturuyorlar falan. Ve Beyaz Baba bir konuşmaya başlıyor. Sevgili Milanyon, şu ana kadar yüzyıllarca bir şekilde benim dedemin dedesinden bu organizasyon devam etmiş. Bu organizasyon devam etmiş ve Midland'de garip gurebaya her türlü yardımda bulunmuş. Fakat artık Midland Krallığı'yla aramız iyi değil. Artık bir takım şeylerin sonuna geliyoruz. Yanımdaki kişiyle tanışmanızı isterim. Zoe Arcades. Kendisi Midland'in ve bütün kıtanın iyiliğini isteyen birisi. Bugünden sonra dağılıp gerilla moduna gireceğiz. Ve gerilla moduna girdikten sonra hepiniz kendi hayatlarınızı yaşayacaksınız. Ama kardeşlik bağımız hiçbir zaman bozulmayacak. Bana inanın. Biz bir yolculuğa çıkacağız ve bu yolculuğun sonunda ne olacağını bilmiyoruz.
Umalım ki kaderimiz kötü olmasın. Abi. Kadehini kaldırıyor. O kadehini kaldırırken evet. Ben Hound'uma şey diyorum. Etrafta illüzyon var mı? Çünkü illüzyonları yok sayıyor. İllüzyon yok. Tamam. Varsa havla. Abi şimdi olan olayları söyleyeyim. Beyaz baba diyorum. Bakıyor sana. Evet. Senin bardağından bir yudum içmek benim için bir şeref olacaktır deyip iznini istiyorum. Tabii, al bakalım evladım. Bardağını tutuyorum abi. Evet. Bir koklayacağım. Şöyle hafiften kokluyorum, bakıyorum ve bir şey yoksa içip geri vereceğim. Bir yudum. Bardakta tuhaf bir koku var gerçekten. Bağırıyorum abi. Bunun içinde ne var? Ve bunu kim yaptı? Abi şimdi olan şeyler çok 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 yavaş olacak. Birdenbire kanlı McDoyle'ın ve orospu çocuğu seni kanlı McDoyle'ın ayağa kalkıp ha? Kılıcını yavaş yavaş çektiğini göreceksin ve pek çok milenyon askeri, pek çok milenyon askeri de onunla birlikte çekecek. Haydi. Rahat olun. Rahat olun, güvenirim. Ben ready action'dayım abi zaten. Kokladım ve hazırım. Bu adama kanlı McDoyle'ın kılıcını çektiği anda iki elimi çeviriyorum. İlk aksiyon şu. Sol elimi tutuyorum abi. Sağ elimi de adama doğru götürüyorum. Hiç kuzgunla karşılaştın mı deyip abi Phantasmal Killer atıyorum herifin beynine. O ne ya? Phantasmal Killer nedir abi? Ready action'ın vardı. Bunu söyle. 4D10 psychic damage vuruyor abi karşıdaki karakter. Ben sana açıklayayım hemen. Wisdom saving throw atacaksın. Hı-hı. Fail'da 4D10 yiyorsun. Okay. Yarısını yiyor değil mi şeyin adı? Difficulty'm kaç abi? Bu herifin 22 inti var. Proficiency'sini ekle, 8 ekle. Okey, tamam. Abi yedim. Abi de yedim. Yediysen bir de frightensin abi. Korkuyorsun şu an. Aşırı korkuyorsun hem de. Bir saniye şimdi. 4D10 mu dediniz arkadaşlar? Evet abi. Evet. Vay anasını satayım gerçekten de.
eskiden eski dostumun yaptığı gibi. Önce dizine, sonra çat daha yukarı. Şak tamam. Şak. Tamam kardeşim. Kılıcının artı kaçı vardı? Şu an 5'i vardı da level aldı dedin bu bölüm. Kaç oldu bilmiyorum. Artı 6 oldu o. Okay. Şöyle oldu. Sen abi kılıcını çektin, vuracaktın ya. Hı. Askerlerden sana yakın olanı tak diye böyle abi dodge attı. Belli ki bayağı profesyonel bir asker. Sırada Matias var. Okay. O kadar kolay değil. falan dedi askerlerden biri. Abi gözüme işlerinden bir tanesini kestirip adama doğru koşuyorum. Ve hançerimi böyle tutup adamın kafasından tutup hançere doğru vurmayı deneyeceğim bu şekilde. Yani yandan sokmayı deneyeceğim şöyle. John Wick moves. Ha direkt şey kılıcı atıp sokacaksın öyle mi? Hayır, kılıcı burada tutuyorum hançerimi. Tamam. Adama yaklaşıyorum, adamın yanında burada tutup adamın kafayı hançere sokmayı deneyeceğim. Oo, ben bunun için bu arada ben bunun için bir acrobatics atarım abi. Artı 9'um var. Tamam biliyorum artı 9'un olduğunu. Bu arada şey de söyleyeyim. Siz sadece 5 tane askeri angaje oldunuz. Milanyon kampın her yerinde birileri birileriyle savaşıyor şu anda. Mesela şeyi görüyorsunuz. Küçük kuş Lee'nin tak 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 birileriyle böyle dövüştüğünü görüyorsunuz. aynı şekilde Brandon'ın da birileriyle dövüştüğünü görüyorsunuz. Bu arada Lee arkadaşlar böyle şey galiba şeyin tarafında, darbecilerin tarafında. Gelişsiz ya. Bunu da söyleyeyim. Evet. Lee darbeciler tarafında büyük ihtimalle tak 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 diye dövüşüyor. McDowell zaten yerde. Diğer askerler birbiriyle savaşıyor. Brandon sizin tarafınızda gibi görünüyor. Brandon varsa yeter bu arada yani bizdeyse. Şimdi şöyle. Bu arada Beyaz Baba da savaşıyor. Zoe de savaşıyor falan. Sana hemen abi bir atıyorum zarını. Uff. Crit fail. Yapma ya. Abi sen elime... Tam onu yaptın tamam mı böyle? Askerlerden birisi bam diye böyle geri atladı. Yeni yetme o kadar kolay değil dedi bu da. Sırada Rin var. Şey İderin. Ha İderin. Rin. Rin mi İderin mi? Ben oynadım ilk tur. Ha tamam. İderin. Abi pardon. Şimdi bizimkiler kapışıyor orada 5 askerle. Tam hedeflediğim nokta şey bizimkilerin önü yani onlara gelmeyecek şekilde o 5 askeri kapsayacak şekilde. Elimden, cebimden sülfürü çıkarıyorum. Hı hı. Onu ufak bir büyüyle yakıyorum. Hı hı. Büyütüyorum elimle. Hı hı. Atıyorum. Fireball. Fireball. Aynen. Güzel. Abi bunu hemen bir saniye bir şeye bakacağım. Dexterity save atacaksın. Abi 20 attılar. Yarısını yiyecekler her türlü. Ne yiyecekler? Yarısını, pardon 20 mi hatta? Çeyreğini yiyecekler abi. Şöyle. Fireball'un zarı kaç? Damage zarı. Damage zarını söylüyorum. 8d6. Okey. Oha ne biçimmiş lan Fireball. Arkadan görüyorum zarı. Abi. Şöyle oldu. Bu arada şey yüzünden zarı saydam görüyor. Neyse abi şöyle oldu. Sen Fireball attın tamam mı? Hı-hı. Abi birdenbire askerler şey yaptılar. Büyü atacak falan diye birbirlerine bağırdılar. Ve o bölgeden atlayarak abi şey yaptılar tamam mı? Askerler de iyi ya. Evet evet uzaklaştılar birdenbire. Ama böyle şey üzerleri kıyafetleri falan yandı bayağı bir. Üzerlerinden ateşi falan silkiyorlar. Şöyle ki sırada tek tek şimdi oynatacağım askerleri. Tamam. Abi, askerlerden birisi Rin'e doğru kılıcıyla koşuyor. Öl, öl diye böyle bağırıyor. Hı-hı. Hop, Acem kaç abi? Abi Acem 11. 11. Mage Armor'dan gelen. Hemen söylüyorum. Mage Armor'ı basmamıştın ama. Bastım dedi. İkimiz bastık. Bastın mı? Acem kaç toplamda? Kaç oluyor Tolga? 12 dex'im var. 13. 15 AC'si var. Ha vuramadım o zaman. Tamam. 15 AC'si varsa. Şöyle abi geliyor sana kılıçla böyle koşuyor. Vurmaya çalışacak fakat sen abi çat diye böyle şey yapıyorsun. Geri çekiliyorsun. Bir tanesi Matias'a vurmaya çalışacak. Demir hançermiş bokumu ye falan diye. Bu da vuramadı abi aynı şekilde. Diğeri Leonard'a koşmaya çalışacak. Bu da vuramadı abi. Sonra bir tanesi İderine vurmaya çalışacak. Bu vurdu.
Reaction Shield. Evet. 18 AC'm var. Evet. Yine abi şey yaptı, ne derler. Çak ne diye böyle kılıcıyla koydu. Shield üzerinden sekti zın diye böyle. Diğeri tekrar idarine vurmaya çalışacak sonuncusu. Hı-hı. Hala 18 AC'm var. Yine vuramadı zaten. Okey. Tekrar şeyde Rindi abi sıra. Abi. Aranızdan biri sanırım Old Tempest'i görecek. Abi tutup bir tanesine banishment çakıyorum. Aranızdan biri Old Tempest'i boyayacak. Deyip abi Kuneş'le Old Tempest'e gönderiyorum. Kuneş'in kucağına düşüyor değil mi? Kuneş'le Old Tempest'e. Abi bir de sevgili diyemem. O kadar yaklaştıysa bana bir tane köpeğim vurmuştur. Hayır, vurmadı. Kötü diyem, kızgın diyem. Banishment atıyorsun abi sen direkt, tamam mı? Okey, yemedi. Abi şöyle vuruyorsun abi. Yap RP'ni. Vur, gidecek çünkü. Tolga bir özeline bak. Tutuyorum abi elimle yine. Değiştiriyorum. Kuzgun'dan Old Tempest'e selam götür. Ha. Bir de Kuneş'e. Deep talk gönderiyorum abi. Abi. Bir yerlerde bir şeyler oldu. Fakat sen bunu göremiyorsun gerçekten. Fakat gördüğün şey şu. Birdenbire altta abi bir delik gibi bir şey açıldı. Ve böyle İçine şey yaptı abi. İçine doğru girdi direkt. Wow. Falan diye girdi. Abi burada bir şey diyeceğim ama ben senin spellbook'unda baktım da demin. Banishment'ı var bugün abi. Var var var. Yeni hazırladık. Bugün hazırladık. Ha, bir dakika. Evet. God damn it bro. God damn it, ben idarine bakmışım. Okay. Kuneş görünüyor mu o delikten? Ne olur bir şöyle, bize göster onu. Şöyle bakayım azıcık o portaldan. Abi, şöyle bak, açmış mı? Abi baktığında sen bir tane dev gibi bir adamın ağzına küçük bir ay çöreği sıkıştırdığını görüyorsun. Ve böyle ve tek kaşıyla tam yukarı baktığın kapı kapanıyor. Evet. Abi, sıra şeyde. Leonard'da. Okey. Şimdi. Demek ki kılıçla çözemeyeceğiz. Çünkü dex'iniz yüksek belli ki. O zaman öne çıkıyorum böyle. Beyim. Neden dostlarınızla bu kadar kavga ediyorsunuz? Charm atıyorum abi. Charm person. Neden birbirinizle dövüşüyorsunuz? Yapmayın. Of. Bir saniye. Bir de wisdom en düşük olan şeyleridir büyük ihtimalle. Ben de öyle düşünüyorum. Of. Benim çağırmamın da 14'ü var ha. Kaç kişi yatabiliyorsun çağırma? 3 additional targets. Tamam. Şöyle yapacağız bir saniye. Öpüyorum. Sağ ol. Abi şöyle. İki tanesi. Şöyle birbirlerine baktılar. Vay kardeşim dediler abi, birbirlerine sarıldılar böyle. Bir tanesi ne yapıyorsunuz lan siz falan dedi. İki tanesi abi kombattan düştü. Şu anda 3 kişiye karşı savaşıyorsunuz. Sırada siz İdarin de. Var. Siz güzel. De. Bonus action'ımda köpeğim vursun bana dalanlardan birine. Kaç damage vuruyor köpeğin? Artı 7 ile vuruyor, 4'te 10 vuruyor vurursa. Vuuu. Abi köpeğin gerçekten adamlardan birisine vuruyor ve 4d10 demiştin değil mi? Evet. Okey. Bunların fireball'dan aldıkları damage de var. Wow, tamam. Abi, köpeğin abi direkt görünmez bir şekilde girdi bunların arasına. Bir tanesine tak tuk tak tuk anasını böyle pençelerini falan parçaladı. Gırtlağından falan kanlar akıyor. Öldü bir tanesi. 2 kişi kaldı abi. Güzel. O 2 kişiye de şöyle yine bir tane bu sefer kristal çıkarıyorum. Onun içinden alev geçiriyorum. Ve 4 tane alev ışını çıkıyor. 2-2 onlara bölüşüyor. Tamam. Scorching Ray üst seviyeden. Biri, yani vurursa 4-6 yiyecekler. Şöyle oldu. Adamlar senin bir büyü hazırladığını gördüler. Ve direkt abi tık diye böyle kenara çakıldılar. Büyünü attın fakat onların tam yanlarından geçti. İsabet ettiremedin. Sırada Matthias var.
Güzel oynadın Tolga, tebrik ederim. Abi benim şeyi sormam lazım. Hem mage'ende hem normal vuruşumu kullanabiliyor muyum ben? O bonusa giriyor mu? benim bildiğim kadarıyla giriyor. Giriyorsa abi... Tolga giriyor değil mi? Bir daha alayım soruyu ben. Hem mage'ende hem normal vuruş yapabiliyor muyum ben? Evet. Okey. Bonusa girmiyor mu? Ya evet dedi ya. Mage Hunter'ı bonus action'ında kullanıyor zaten. Action'ında da normal vuruşunu yapıyor. İkisini de yapabiliyorsun bro. Okey. O zaman abi karşımdaki adama Mage Hunt'le Mage Hunt çıkarıp soldan bir yumruk atıyorum. Tamam. Ardından adama hançerimle direkt kalbine atak alacağım. Evet, direkt kalbine hançerimle denemede bulunacağım. Abi Mage Hunt tutmadı. Ah. Bizde. Hançer de... Uf, ne kadar kötü zarlar bunlar. Abi şöyle oldu. Sen konsantre olup şey yapamadın abi. yapamadın bunu. Denk getiremedin yani. Adam direkt sık diye böyle geriye gitti. Okey. Sırada abi. Adamlardan ikisi kalmıştı zaten. Hemen onlar için bir tane Matias'a saldıracak diğeri. 20 attı. Okey. Abi şöyle oldu. O kötü oldu da. Sana abi direkt bu saldırdı. Kılıcıyla birlikte. 6 damage verdi. 6 damage. Okay. Evet, direkt abi kılıçla birlikte seni sık diye böyle sıyırdı. Slashledi. Diğeri İderin'e saldıracak. Reaction Shield. Zaten vuramadı. Okey. Sıra şeyde abi. Rin'de. Abi şöyle yapıyorum. İki asker kaldı değil mi? Evet. Etrafta yani bunlara destek gelecek elbet. Savaş etrafta, uzayacak. Etrafta şeyler devam ediyor. Kombat devam ediyor. Tamamdır abi. Yani şey falan görüyorsun. Beyaz Baba bir yandan iki tane askerle savaşıyor. Zoe böyle bir tane askerle savaşıyor. Brandon çok fena yara almış ve belli ki şeyle savaşıyorlar. Küçük kuş Lee ile savaşıyorlar. Lee sürekli böyle Brandon'a tak tok 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 falan diye flütüyle vuruyor. Brandon dayanamayacak gibi böyle bir noktada. Savunmaya çalışıyor abi. Sadece. Tamamdır. Abi Brandon'la bizim aramıza. Pandemonium'un en karanlık yaratıkları. Zuhur edin. Zuhur edin burada. Diyorum abi ve Summon Lesser Demons 3rd level'dan atıyorum. D6 atacağız. Attığımız zara göre de ben söyleyeyim ne şey 1-2'ye 2 tane güçsüz, 3-4'e 4 tane orta, evet, 5-6'ya 8 tane ve güçlü. Bir attın abi. Abi 2 tane güçsüz demon. Imp. Ne yapalım sahip? Doşurdurdu, baktı böyle sahip falan dedi, sonra abi random saldırmaya başladılar küçük böyle diğer askerlere direkt. ve böyle şey evet içeri dağıldılar. Bunlar için de ayrı inisiyatif atıyorum şu anda çünkü herkese saldıracaklar. İki tane inisiyatif atıyorum abi. Şerefsiz 15 1 tamam, bir tanesi en son saldıracak, bir tanesi hemen tamam. Şeyden sonra İdari'nden sonra saldıracak. Böyle abi dağıldılar savaş alanına. Şimdi sıra Leonard'da. Sıra bende. Evet. Şimdi sorun var sevgili Demon. Benim tabii. Bardic Inspiration'ım bonus mu? Yani bir konuşma yaptıktan sonra tekrar fight hamlemi yapabilir miyim? Yoksa bir hamle midir? Yapabilirsin. Tamam. O zaman Beyaz Baba'ya sadık olanlar, hainlerin karşısında düşmeyin diye bağırıyorum. Biraz böyle gaza gelsinler diye. Sonra Tizon'a. Bir tane kalmıştı değil mi? İki tane mi asker kalmıştı önümüzde? İki tane. İki tane. Hangisi bana yakın? Bu arada arkadaşlar şey yaptınız. Hemen bir D8 atmam lazım bu Inspiration'la ilgili. Bir saniye. Bir gaza gelin. Oha. 8. Arkadaşlar 10 dakika boyunca round'un sonuna kadar yani 8 ekleyebiliyorsunuz. Ability checklerinize, attack roll'larınıza ya da saving throw'larınıza. Sonra teşekkür edersiniz. Thank you. Thank you. Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun abi sen? Abi dans edeceğim. Performans. Dans ederek abi. Evet. Dönerek. 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 Şak 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 şak. Artı 9. Performans. 18 attın.
Hemen abi. Her performanslarında ya. Tizona'nın 1d8 artı 6 damage'i var abi. Evet. 4 artı 6'm var abi. Abi askerlerden birisini öldürdün adamı, RP'sini yap. Şak 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 kestim. Daha önce kimse bu kadar benimle idans etmemişti. Diğer tarafta görüşürüz dostum. Güzel. Şak çektim tuzağı. Güzel. Kafası abi herifin uçtu, direkt böyle blender gibi parçaladın herifi. Bir tane adam kaldı. O da böyle baktı abi olaya. Hı hı. Ve topukladı, kaçtı. Hayır. Kimdi? Böyle. Bende mi? Yok, şu anda combat bitti. Şey yapıyor. Ay, yakalamak ha. istiyorum ben o piçi ya. Yakalayabilirsin abi, istiyorsan. Şu anda deneyeceğim. Ben aksiyonda bulunmak istiyorum. İderinde. İderin sen de. Tamam. Şöyle elimi uzattım o kristalle. Tamam. Mezara deyip Scorching Ray artı 8'i bir de ekledim. Aman yanarız. 6D6 yerse. Herkes bir şeyler yapıyor, ben yapıyorum. Olsun oğlum ya. Abi şöyle oldu. Sen Scorching Ray'i attın. Adamın kafasının üzerinden uçtu. Adam eğildi falan böyle korkarak bir anda tepki olarak. Yakala Matias. Peşleyeceğim Matias, abi. Sen de. Yakala oğlum. Deli gibi koşuyorum. Abi, artı 8'in var. Artı 8'i bir de yükledim. Nasıl oldu lan o? Herkes işini yaptı. Şimdi sıra bende. Sağa doğru böyle diye tükürüyorum abi. Ve adama doğru koşup grapleyeceğim, yere vuracağım adamı. Grap seversin. Artı 8'imi kullanacağım. Abi adamı birdenbire toprağın üzerine yapıştırdım. Adam böyle ağlıyor, tükürüyor. Beni bırakın, beni bırakın. Ne olursunuz beni bırakın. Ben şey yapmamıştım. Ben böyle anlaşmamıştık. Şşş, sakin ol, sakin ol. Deyip Dagger'ıma direkt boğazını keseceğim. Abi sık diye direkt böyle boğazını kesiyorsun. Yerde abi, yerde abi kanları falan şakır şakır akıyor. Hiç keyif alma. Naitsu Desu. Ben Beyaz Baba'nın yanına koşuyorum. Şöyle kötü bir haberim var. Yapmayalım öyle bir şey. Boş bıraktık adamı ya. Hayır, boş bırakmadık. Oradaydık. Hayır hayır. Beyaz Baba kılıcına dayanmış bir şekilde yerde nefes alıyor. Yanında Zoe var. Okey. Fakat Brandon'ın cesedine bakıyor. Ben denedim. Brandon'ın olmadı arkadaşlar ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Brandon'ın cesedine bakıyor ve böyle belli ki Brandon'ı öldüren küçük kuş Lee'yi kesmiş Beyaz Baba. Fakat çok geç kalmış. Kötü be. Eğiliyorum. Oğlumu kaybettim. Oğlumu kaybettim. Elimi omzuna koyuyorum Beyaz Baba. Bunu gerçekten de. Brandon. Bana çocukken seni Radyata sokaklarında bulmuştum. Bunun olduğuna inanamıyorum çocuklar. Bize kendi oğullarım bana ihanet etti. Nasıl böyle bir şey olabilir? Etrafta ateşler yanıyor kampta. Neredeyse Milenyon'un %80'i falan ölmüş. Oo. Yerlerde cesetler var. Herkes birbirini öldürmüş. Ayakta sadece böyle kalanlar. Çok böyle şeyler. Bob'u görüyorsunuz. Kanlar içinde yanınıza geliyor. Baba. Baba ne oldu böyle? Neden baba? Neden? Para vermişler belli ki, ya da neyle kandırdıklarını bilmiyorum. Hiç tutsağımız var mı elimizde? Tutsak. Derken. Tutsağı. Derken arkadaşlar. Derken. Ormanın girişinden zırh sesleri duyuyorsunuz. Adım, hayır. Adım. Geliyor Gabrant. Adım adım zırh sesleri duyuyorsunuz. Baba, binalardan birine gir. Zoe alıyor adamı. Çadırlardan birisine sokuyor direkt. Diğer askerler de onunla birlikte giriyorlar. Karanlığın içinden zırh sesleri gelmeye devam ediyor. Gelin lan. Buradan çıkmamız buradan gerek. Buradan uzaklaşmalıyız. Evet. Tak. Matias. Tak. Karşımızda 3-5 kişi olmayacak. Hızlı olun. Hey çocuklar.
Eğer ama buradan giderseniz ölecekler. Çocuklar hele. Bu kararı ama... bu kararı şimdi verebilirsiniz istiyorsanız. Ama buradan yani... gidecekseniz maalesef bensiz gideceksiniz. Söz verdik. Ama ben nefes nefeseyim, çok yorulmuşum böyle. Suikastçileri öldüreceğimize söz verdik Leonard. Bir orduyla savaşacağımızı değil. Bu arada ben sizi dinliyorum. Bir 10 saniye konuşamayacağım sadece. Siz tamam. Dinliyorum ama siz. Bir şey sormam lazım. Matias'ın neyini vermiştiniz? Neyini mi vermiştin? Şeyde. Ne derler ona? Evini şarsa Matias'ın küre, neyini vermiştiniz? Küre işte. Okey. ben buradayım. Gidebilirsiniz. Benim için sorun değil. Ama ben bu insanları yalnız bırakmayacağım. Bakın, sizi bir şey zorlamıyorum. Ben yıllar sonra ailemi bulmuş gibi hissediyorum. Matias, insanları burada yalnız bırakamam. Leonard, uyut şunu. Hayır derim. Ölecek burada kalırsa. O zaman ben de kardeşimle ölürüm diye Matias'ın omzuna dokunuyorum. Ne uğruna öleceksiniz? Bize evlerini açtılar. Ailem uğruna öleceğim İdarin. Ve sizi kullandılar. Geldi. Biz de onları kullandık İdarin. Biz de ne için yaptığımızı hala biliyorsun. Hala suçluyuz. İdarin. Hala arkamızda bir sürü şey var. İdarin, gitmekte özgürsün. Sana burada benimle kal demiyorum. Ya da çadırdan, sen... Çadırdan Bob'un çıktığını görüyorsunuz. Eğer gitmek istiyorsanız gidin. Ben babamı koruyacağım. Ben de seninleyim Bob. Yaralı mı ya bu çocuk? Çok. Bob mu? He. Evet. Bob zaten çok kombat karakteri değil. Parçalamışlar, her yerinden kanlar akıyor. Ben babamı sonuna kadar koruyacağım. Benim ne kadar takatim kaldı bilmiyorum ama. Var mı biraz Cure Wounds yapacak bir takatim? Çocuğa. Ya şey durumda değil, ölecek gibi değil yani. Okey. Okey. Tamam. Kararınızı verin, hızlı hareket edin. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada kalırsak ikiniz ölecek. İkimiz mi? Diyorum böyle abi, gözlerimi kapatıyorum. Tam ortadayım ben. Heyrin. Bir dakika. Matias. Boş ver. Sen zengin olmak istemiyor muydun? Leonard, senin gitmen gereken bir yer yok muydu? Var. Burada ölüp bütün hayallerinizi boşa mı bırakacaksınız? Yapmak istediklerinizi bu şekilde mi satacaksınız? Kendinize inancınız bu kadar mı? Zengin cidden olmak mi? İstememin bir sebebi var. İdarin. Bunu zaten her gün yapıyorum. Geldim, yerdeki çocuklara yeterince yardım ettim. Yolladığım paralarla kendilerine çok iyi bir hayat kurabilirler. Peki sen öldükten sonra çocuklara ne olacak? Ya başları belaya girerse, ya sana ihtiyaçları olursa? Matias, arkanda bırakacağın insanlar olacak. Onlara bu kadar para ve... bir takım şeyler yolladıktan sonra da kendi başlarının çaresine bakamıyorlarsa... benim yapabileceğim bir şey yok. Evet, bir yandan da abilerinin ölümünün acısını yollayacaksın o zaman. Ben bir daha kaçmayacağım. Cebimde daha ilk bölüm bulduğum o kırmızı kolyemsi bir şey vardı. Bölüm mü? Ölüm mü? OST konuşuyorum şu an. Yani şeydir. Sevgili DM'im buradaysa. Buradayım, dinliyorum. Ben onu çıkarıp böyle bir bileğime bağlayacağım. Okey. Eğilin. Tizona'yı da elime aldım. Brandon'a eğilip Speak with the Dead's zırhını alabilir miyim dostum? Brandon'dan ses yok. Masiktir. Niye? Heyrin. Efendim. Eğer durum kötüleşirse ve ölürsem abi, kartı çıkarıyorum, birine uzatıyorum. Bunu Radiata'daki işte yeri tarif ediyorum. Buradaki çocuklara bir şekilde ulaştırır mısın? Üzgün bir şekilde bakıyorum. Evet. Dur. Tamam. Çocuklar, Brandon benimle konuş. Brandon. Konumuz bu değil. Ölüler ölür. Matias, biliyorsun konuşabildiğimi. Brandon. Dostum. Ses yok. Ne kadar yakın ordu sesleri bize. Ben Brandon'ın böyle kulağımı koyuyorum. Nefes alıyor mu lan bu herif?
Almıyor. Aa. Sonra anlatırım yani. Şu an söyleyemem. Tamam, güzel güzel. Ne kadar? Geliyorlar mı? Giderim, bir karar var. Bir perception atacağım. Rin, perception'ın kaç artın var? Artı hemen abi. Söylüyorum. Tamam, artı. 3 tane ağır zırhlı adam gelenler. 3 tane. 3 tane. Abi alırız. Etrafta abi, ağaç bir şey var mı? Bana bu bayağı güçlü adamlar geliyor. Çok hızlı. Bayağı. Belli. Etrafta ağaç var, kampın arkasında ağaçlar var. Okey. Yani adamlar bize doğru geliyor ya. Hı hı. Onlarla bizim aramızda kalan ağaç arıyorum. Varsa eğer kendime spy yok mu? Onlarla sizin arka tarafta ağaç var. Kampın hemen girişinde bir tane orman var. Ormanın içinden geliyorlar. O yolun içinden, sizin geldiğiniz yolun içinden geliyorlar. Etrafta tırmanabileceğim herhangi bir şey görebiliyor muyum peki? Arka taraflarda ağaçlar var ama arka taraflardaki ağaçlar çok işine yaramaz. Çocuklar, okay, o zaman, bu yapacağım şey için bana sonra teşekkür edersiniz. Dışarı çıkıyorum yaralı gibi. Şuraya doğru kaçtılar. Beyaz Baba'yı öldüremedik diye bağırıyorum üç zırhlıya. Ha öyle mi? Beyaz Baba'yı yakalayamadık. Hayır ya, hayır ya. Karanlıkta. Yalnız kandırmam da var. Deception artı 6. Çok güçlü herifler karşıdakiler. O yüzden korkuyorum. Abi askeriye güçlüdür. Mastermind değillerdir. Şey geliyor abi, bunlar özel karakter. 20. Bir dakika. 20 at. Şey diyeyim mi? Tahminimce diyeme soruyorum. 17 falan atsa olmayacaktı. Ben öyle betimlemelerden öyle anladım. Neyse. Şuradalar. Şimdi. Böyle yere çekiyorum. Arkadaşlar. Gelenlerin suretlerini hafif hafif görüyorsunuz. Ve 3 tane üzerinde sarı pelerinler olan 3 tane. Eyvah. Teşekkürler abiler, güzel. Çok güçlü şövalye bunlar. Bunlar tahmininizce ölümcül tabut bu üçlü. Aa, bunlar mıymış onlar? Gittiler mi abi gönderdiğim yere? Hayır, senin yanına geldiler böyle. Baktılar. Abi, ortalarında bir tane bunların en uzun boylusu var. 26'yı geçtiler deme bana. Devasa kılıcını çıkarttı. Hayır. Kulu kafalı olanı. Sana doğru sallayacak kılıcını. İnsan değil Eren. Human değiller. Okay. Let's... 18 sana attı. Şimdi sen bir şeye bakmam lazım. Wow. Niye insan değil ki bunlar? Bir saniye abi. Hemen bir şeye bakıyorum. 18 attı. Senin... kaçmak için bir hareket yapacak mısın bu kılıçtan? Tabii. Tamam. Wow. Tek yeme. Gittik mi? Abi nasıl 26'yı geçtiler? Yapmayın ya. İnsan değil ya. Önemi yok. Abi şöyle bir şey var. Orada yalanına adam inandı. İnansa bile bu adamlar chaotic evil falan olduğu için nasıl öldüremedin? Aa, bu da. Bam! Yani. Aynen. Bu da bir opsiyon. Abi şimdi şöyle oldu. Sen şey yaptın. Ne derler? Buna böyle dedin. Bu yanına geldi. Zaten suratında bir kuru kafa maskesi mi var ya da kuru kafanı kendisin bilmiyorsun. Kılıcını çıkarttı abi. Hı hı. Sık diye böyle kesti. Nereye mi? 10 damage aldın. 10 damage aldın. Okey abi. Ve böyle şey yaptın. İleri doğru savruldun. Kılıcın darbesiyle. Bu çok büyük bir iki elle kullanılan bir Zweihänder kılıç. Hı hı. Arkadaşlarına doğru savruldun kılıcın etkisiyle. 10 damage'in var şu anda, kanıyorsun. Okey. Kanaması tamam. Angaje olacak mısınız? Olacağız. Kombata sokacağım abi, çünkü sizi. Damage aldığı için ilk aksiyonu ben yapıyorum. Abi. Uzaktayız, ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Shadow Blade'i çıkarıp ona en yakın olanı, yani bize doğru çekilmesi için fırsat tanıyacağım. Bir dakika. Hayır. Şunu soruyorum.
angaje olacaksanız engage olacağız. İnisiyatif atacağım çünkü hepiniz. Olacağız olacağız aynen. Kapışıyor muyuz? Kapışacağım. Mecbur. Abi. Tamam. Hadi kapışalım. RP'den inisiyatiflerinizi atıyorum. Şimdi önce Leonard için 12 artı 3'ün var. Tamam. İdarin için kaçın var artı? Ben az önce yanlış söylemişim. Sıfırmış, hiç yokmuş artı. Allah. Jin karakter adam. Jin karakterine kaçın var? 1. Ne? 1 olmuş. Tamam, okay. Matias kaçın var? 3. Okey. Galiba erken final bugün. Abi ben ne bileyim bunların undead olduğunu ya. Undead de olmayabilirler de bir şeyler yani. En son ben başlayacağım arkadaşlar. Olayımız Matias ile birlikte başlıyor. Allah günahlarını affetsin kardeşim. Kimlerin kılıcı kınında ve bu adamlar bana kaç feet yakın? Abi, her birinin kılıcı kınında tekrar geri soktular. Bunlar sana 30 feet yakınlığındalar. Abi, kılıcı en hafif görünenin kılıcına görünmez mage hand'ımı kesliyorum. 30 feet'e kadar kesleyebiliyorum. Ve adamın kılıcını kınından çekip uzağa fırlatacağım mage hand'la beraber. 5 kiloya kadar kaldırabiliyor. Abi, mage hand'la ya. Bunu yapmaya çalıştım. Of ya. Inspiration'ımı kullanacağım. Tabii ki, tabii ki. 2 tane zar atıyorum. 14. 12. Yine yapamıyorsun bu arada. Anasını satayım o çok zaman. Çok güçlü Arzada. Kimde? Şeyde, Leonard'da. Abi bunlara ne kılıç işler, ne büyü işliyor. Yaparız bir şeyler. Nasıl bir şey? Sıradan düşünmememiz lazım. Evet ama. Evet, bir şey düşünebilir miyiz? Tabii tabii. Okey. Hatta bir mola alsak olur mu? Çok tuvaletim var benim. Tabii tabii, 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 tabii. Olur, olur. Teşekkürler. Tuvalette bir düşüneyim. Kombat başlamadı şu anda zaten. Ben size... Okey. Yani... Damage'i işledim bu arada şeye. Evet, evet. Damage'larınızı işleyeyim. İşledim abi. Evet, bir moladayız arkadaşlar şu anda. En azından benim önüme öne atılmam bu heriflerin ne olmadığını öğrendik. İnsan değil. tabii. Ama yani insanlar değiller mi daha bilmiyorsunuz. Şimdi abi 26'yı nasıl geçebilir? Nasıl yani? Aranın hani mı? Biz yumuşatılmış bir D&D oynuyoruz ya. Şu kural geçerli mi? Onu soracağım. Hani spell slotundan atıyoruz şu kadar atabilirsin falan filan. Hani başta dedik ya. Evet. Daha yumuşatılmışını oynayacağız diye. Evet. Net ne, bir ne soracaksın sınırımız... bana? Ben de ne şey yapacaksın? Ticaret yapıyorsun. Dördüncü şeyden atabiliyor muyum tekrar? Atamıyorsun. Tamam, okey. Dramatik sahnelerde dramatik o şunun için geçerli. Abi message boost atıyorum. Okey, message boost için şöyle bir komponent kullanman lazım falan gibi şeylerde onları şey yapıyoruz. Ha tamam, okey. Yani net kurallar. Sana öyle büyü attırmam sana kombatta yani. Tamam, 3'e düşüyoruz o zaman. Ama şimdi bir de DM'imize yüklenilecekse yüklenelim. Sevgili Günhan Bey, geçen bölüm dünyaları karıştırıp ne görevler tamamladık, bir inspiration vermediniz. Verdi verdi şu ben an. Ben verdim hepinizin. Verdi. Ben de yok. Demin Matias. Vermiş valla hepimizde tıklı hepimizde. Tıklasaydın kardeşim tıklamam dedim. Kardeşim yok ki. Vermiş vermiş bende var. Ben bu arada. Ha o zaman tamam. Inspiration almak için her bölüm envanterden para yolluyorum Getto'ya yani. Bugün tabii. De bastıra bastı. Her insanın saygı ihtiyacı var demem de boşa değil efendim. DM'e inspiration verir mi acaba diye küçük şeyler. Şirinlikler bunlar. Ben de ama hayır inspiration stacklenmiyor arkadaşlar. Aynen. Tabii tabii harcaman gerek. Evet. Alayım. O yüzden harcadım. Tamam tamam ben bu bölüm daha kullanmadım. Gerek de kalmadı ki dans ederek adam kestik. O abi çok iyiydi ya. Abi şimdi ben bunlara bilye atacağım kırıp yürüyecekler falan yani. Bunlar... Kaç level acaba? Çok merak ediyorum ya. Bir 18'leri var değil mi bunlar? Tamam tamam. Ben bunlar birer küçük kuneş değil mi abi? Yani şimdi o kadar değildir de. Bilgi veremem abi bu konuda. Şimdi güçlü olduklarına eminim ya.
Öğreneceğiz şimdidir. Ver bir küçük bir an. Siz bana molayı bitir, hazır olduğunuzu söyleyin. Tamamdır o zaman, biraz daha. Tolga'nın gelmesini bekliyoruz herhalde şu an. Bir de... Aa, bende de spell yok ki anasını satayım. Rogue da nasıl kullanılıyor? Ben Bard'da artık satranç gibi Bard kullanmaya başladım. Kafam patlayacak, onu oradan alsam. Öyle yapsam. Ama D&D abi, biraz öyle yapmanız gerekecek. Satranç şu an. Ve ben evet, rezalet oynarım satrançı. Ne yapmamız gerekecekmiş? Dergen satrancını. Bu kombatı biraz stratejik düşünmeniz lazım. Pekala. Ben reaction olarak Uncanny Dodge'umu hazır tutabilir miyim? Sen her reaksiyonunu kullanabiliyorsun evet, abi. Okey tamam. Yani her vuruşa ben... Okey, her vuruşa dodge deneyebiliyorum yani. Yani heriflere büyü, büyü işliyor mu işlemiyor mu öğrenmemiz lazım. Çok boşa büyü atıyoruz. Ha, turumda bir kere, okey anladım. Büyü şöyle, onu ben açıklayayım hızlıca sana. Nasıl işliyor ya? Hasar aldığında yarıya indiriyorsun hasarı. Büyü işliyordur arada. İşliyor mudur diyorsun? Abi undead olsa da büyü işler. Ne olursa olsun bir şekilde hasar alır bazı şeylerde. Zaten 3 tane Dead Knight çıkarmamış. Bunlar, bir dakika sevgili diyemem. Bunların artı 8'i duruyor mu Bardic Inspiration'dan? Hayır. O geçti. Fuck. Her bir daha. Ayrı bir daha. Şey gibi bir daha. Lazım. Bir evet, daha söyle. O inanılmaz büyük. Tamam, o bonus için zaten değil mi? Hı hı. Okey. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yani planım var. Oyunda da anlatacağım ama o kadar hızlı yapamayacağımız için şey yapalım. Çok hızlı anlatıyorum. Çok hızlı. Ben bir şey kullanacağım. Onları alanda tutun. İçeride tutarsak alanda bir ihtimal yenme ihtimalimiz olacak. Çevrelerini saralım, saralım ve alanda tutalım abi onları. Bu kadar. Benle Alp'e önden izin verin. Biz alana vuruyoruz. Yok, yaklaşmayacağım zaten. Vursam bile yaklaşmayacağım. De benim küçük küçüğüm var. Canım benim. Tamam. Küçüğü şişlemesinler. Canı yok ki. Çok fazla büyü kullandım. Farkında büyü kullanmayacağım. Hazır mısın? Başlayalım mı? I'm ready. Yeah. Kameralar açık. Tamam, sıra kimdeydi? Bendeydi. Tamam. Bize ben doğru sürün Allah aşkına. Ben ayağa kalkıyorum. Biraz yaralıyım tabii. Ama biraz böyle dans eder gibi uzaklaşıp bir insight atacağım abiye. Artı 7'm var. Insight'tan sonra da bizimkilere bir şey söyleyip uzaklaşacağım. Savaştan çekileceğim. Şu an ölmemem lazım çünkü. Güzel. Bunların doğalarına dair bir şey öğrenmeye çalışıyorsun öyle mi? Evet. Artı 7'm var. Aynen, müzik. Müzik. Bir dakika. Çok ihtiyacımız var şu an. Bir dakika. Ne olur gaz bir şeyler. Bunların doğalarına dair hiçbir şey öğrenemedin. Baktığın zaman... Fuck them all ya. Baktığın zaman sadece kapkaranlık bir hiçlik hissettin, o kadar. Kullanmazsan inspiration çok kötü olacağız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Fuck this shit. Yes, use the inspiration. Hiç bilgimiz yok Eren. Biliyorum, biliyorum. Farklı. Bunlar undead. Evet abi. Kalpleri atmıyor. Bunların kalpleri atmıyor. Odaklandığında bunu anladın. Welcome to the cehennem. O zaman... Ozi, bir şey sormam lazım ama çok oyun dışı konuşmak istemiyorum. Bilmediğimden sormam lazım. Yapıştır hızlıca. Bu Revified olduğu gibi Cure Wounds undeadlere zarar veriyor mu? Bir şey de yok o, ne yazık yok ki. Yok mu? Evet. Fakta kalan bir şey. O zaman çocuklar, ben biraz savaştan izninizle çekileyim ama ölümsüz olan bu undeadlere karşı ne yapacağınızı siz bilirsiniz deyip Bardic Inspiration konuşması biraz daha şiirsel, sanatsal. Rin, ne bakacaksan ya. Şimdi bir saniye dur. Bardic Inspiration mı kullanıyorsun sen? Evet abi. Kıyamam. Sinir mıydı abi? Ben, bir de 8'ini atıyorum bir saniye. Şey yapıyorum. Benden bu kadar, daha fazla yok action. Buyurun size Bardic Inspiration. Artı 7 alıyorsunuz. Oley. Bunlar ölümsüz. Güzel, 8'den 7 attı bu sefer de. 10 dakika boyunca ability checklerinize, attack roll'unuza ya da saving throw'unuza bunu kullanabilirsiniz. Bir kere güzel mi kullanabiliyoruz? Evet, şöyle. Zarlarınıza bu round boyunca bunu kullanacaksınız. Zarı gördükten sonra ekleyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Tamam.
Fakat yani şöyle, ben hem damage'ımı hem ability check'imi hem saving throw'uma değil, bir tanesini seçip artı 8'im var. Pardon. Tamam. Şey diye. Artı 7'im var diye söylemeniz lazım, tamam mı? Thank you Eren. Okeydir. Afiyet olsun. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Go. Let's get... Kimde tur? Leonardo'nun adı. Bende mi? Derinde. Hazır 3'ü ortada. Önce bonus action'da. Benim küçük küçüm Leonardo vurana bir tane saldırsın. Şimdi ne yap? Sıra kimdeydi şu anda? Bende. Söyle abi. Houndum Leonardo vurana vuracak bonus action'ımda. Tamam. Artı 7 ile saldırıyor. Tamam. Ve ben de action'ımda üçü de bir aradayken bir fireball atacağım. Tamam. Evet. Önce bir alana yesinler şunu. 15 spell save DC'si. Dex save 15'i geçmeleri lazım. 8 attın. Artı 8'ini eklemek istiyor musun? Eklemek istiyorum. Tamam. Vuruyorsun fireball'unla. Damage'ın kaç? Fireball'un damage'ı 8d6. Hound'un damage'ı da 4d10. Ya yani ortadaki toplam 8d6 4d10. Ay bir dakika, yanlış sıraçıyorum, git pardon. Al bak 6 12 1 3 16 6 22 2 24 6 30. Dağıtıyor muyum lan? İşte 4d10 artı 8d6 atacaksın abi. Hayır, bu kaçıncı d6'ydı oğlum? Çok fazla şey var. Ya da atalım. 34. 6, 7'ymiş bu. Bir tane daha atıyorum. 1, tamam mı? Tamam. Bir de 4d10'umuz var ortadaki abiye. 4. Ben sana söyleyeceğim toplam kaç. 6. 10. 9. 19. 6. Bayağı çok canları var abi. 23. Şey diye ortadakini yediğini söyleyeceğim. Bak Fireball 18, 19, 22, 28, 30 vurdu. Tamam. 4'te 10'da az önce kaçtı? 20 yok daha, aynen 23 mi ne vurdu? Ortadaki 53 yedi Leonard'a vuran. Tamam. Diğerleri de 30 yedi. Tamam. 25'miş pardon. 55 artı diğerleri de 30 yedi. Ortadaki 53 yedi değil mi? Ortadaki 55 yedi. 55 yedi. Tamam. İyi bu kadar. Diğerleri kaç yedi? Diğerleri de 30 yedi. Tamam. Güzel. Bir saniye. Afalladılar mı peki, yoksa böyle suratlarına yiyip devam mı ediyorlar? Ruhsuz şimdi? Ruhsuz. Beyinsiz ve ruhsuzlar. Adamlarda acı diye bir şey yok ki. Zekamızı kullanırsak taktiksel olarak yenebiliriz. Çok canları var. Çok. Çok HP'leri var. Anlatıyorum. Çok iyi oynamamız lazım. RP'ni yap kardeşim. Bu hesaplamaları yapacağız. Bu kombat önemli. Kusura bakmayın. Tamam. RP'ni. Ben mi? Evet, RP'ni yap. Abi parmağımla öncelikle Leonardo vuranı gösteriyorum. Ardından yine o sülfürü çıkartıp onu büyüyle yakıp biriktirip tam ortadaki adama odaklayacak şekilde atıyorum. Abi. Bu ateş topu direkt bunların üzerine geliyor. Bunlar ateş topunu gördükten sonra direkt böyle pelerinleriyle korunmaya çalışıyorlar. Fakat böyle şeyi fark ediyorsun. Pelerinleriyle korunsalar da üzerleri ateş ateş yanıyor. Alev alev yanıyor üzerleri böyle. Bir hışımla daha sonra pelerinleri de rüzgara karşı diye atıyorlar. Ve sıra kimde lan? Gidelim. Ben daha sonra de. Kim var oğlum? Ha tamam, Rinde. Abi bir adım öne doğru yürüyorum. Onların önüne doğru kapsayacak koca bir çembere ellerimi yere basıp Erupting Earth atıyorum. Toprağı böyle yavaş yavaş eritip içinde kalmalarını sağlayacağım. 3'te 12 yiyorlar. Eğilirlerse de şeyde, save'de, deck save'de. Eğilemezlerse yarı hasar. Ayrıca difficult terrain haline geliyor. Yavaşlayacaklar bize doğru. Gelmeleri zorlaşacak. Oğlum senin bu büyüleri nerede? Ben niye göremiyorum spellbook'unda? Bugün aldığımız büyüler bunlar. Ben aynen preparledim. Bakıyorum yok kitapta ama senin şu anda. Var kesin var. Özellikle preparledim bugün. Allah kesin. Allah. Bir dakika. Hatta şöyle yapalım. Bak dur. Print screen.
Hayır hayır, şüphe tamam, ettiğimden olsun. Değil. Hazırlamamışsın sen bu büyüyü. Hazırladım. Gösteriyorum. Bekle. Tolga ile hazırladık bugün. Ha, varmış lan. Dakika. Aynen, bugün birlikte hazırladık. Tamam, tamam, tamam. Erupting Earth atıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Aynen. Okey abi. Bunlar, okey, şöyle olacak, tamam. 15'i geçmeleri gerekiyor. Of. Okey. İçeride tutacağız abi onları. Abi şöyle, bir tanesini, en soldaki, en soldakini sen direkt abi şey yapıyorsun. Çekiyorsun, tamam mı? Ve 3D12. Bu nasıl bir damage anasını satayım gerçekten de. Yarı yiyor. Tutmayanlar da yarı yiyecek. Bir saniye. 3D12 neymiş abi? Biz 6, biraz duruyoruz aslında. 6 8 2 Okey. Tamam. Diğer ikisi de bunun yarısını yiyecek değil mi? Evet. Tamam. Bir saniye. Okey. Tamam. 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 Güzel. Güzel. Tamam. Bunu abi sen direkt yapıyorsun abi. Direkt iki tanesi bundan direkt kaçmayı başardılar. Bir tanesi ama abi direkt bunun içine doğru, toprağın içine doğru çekildi. Ve o bir tanesi en çok hasar alan mıydı? Evet evet, en çok hasar alandı. Ortadakiydi bu arada. En çok şey alan. İndiriyoruz. Böyle. Sıra kimde? Alanda tutun diye bağırıyorum. Evet. Matias. Matias. Matias gel. Abi. Sağdakine doğru hızlıca koşup Dagger'ımla böyle bir göğsüne slash atıp tekrar geri çekileceğim şeyimle beraber. Bonus action'ımda geri çekileceğim vurduktan sonra. Güzel. Yani şey kullanacaksın. Disengage kullanacağım vurduktan sonra. Disengage kullanacaksın. Tamam abi. Hemen bir şey atıyorum öncelikle. 20'mi atıyorum. 15 geçmen lazım. Of çocuğun. Gerçekten ama yani. Kullandım. Kullandın. Hayır, çoktan kullandım. Gitti, inspiration'ım yok. Abi şöyle oldu. Sen direkt koştun. Ama artı 7'mi bunu da kullanacağım. Hah. Güzel. Helal. Oh be. Güzel. Yoksa be. Çünkü saplayacaktı yani, yok abi. Damage abi. Ver bana. Damage şimdi, evet. Dagger. 1D4 artı 3. 4, 8 damage. Güzel abi. Tamam. Sneak dene. Şey yap abi, RP'ni yap. Abi adam hızlıca koşuyorum böyle. Dagger'ımı çekip direkt göğsüne vurduktan sonra hızlı bir şekilde geriye doğru koşuyorum direkt. Tekrar eski pozisyonuma dönüyorum. Abi sen direkt bunun zırhının ortasındakinin zırhının bir aralığını buldun ve tat diye abi kestin oradan. Bu şöyle bir şey yaptı. Kafasıyla böyle baktı. Ve sıra şu anda şeyden en sağdaki vatandaşta. Hadi bu, bakalım. Matias'ın yanına gelip bu olaydan sonra 15 damage vuracak şimdi sana. Bir saniye, evet, armor class'ım 13. Evet. Artısı var zaten. Dodge deneyebiliyor muyum? Dodge deneyebiliyor musun? Buna bakman lazım. Bu ya da Uncanny reaction olarak, hayır reaction. Ha, Uncanny Dodge'un var abi. Evet evet. Bunun sana gelecek olan damage'ın yarısını alacaksın evet. Kullandığın zaman bunu. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. İki tane D10 atacak. 2 3 5 damage abi. Mi? Evet. Kullanmayacağım. Kullanmayacak. Alıyor musun? Direkt yiyeceğim. 5'i alacağım abi. Tamam. Abi kılıcıyla bam diye sana bir tane abi geçirdi. Hı-hı. Direkt. Ve direkt senin göğsünü kesti. Okey. Diğeri Rin'e doğru gelecek. Bekliyorum abi. Yerimde sabit ve konuş bir biçimde bekliyorum. Sıra bende. Ha sen bir dakika sen. Okey okey. Nasıl sende oluyor lan? Sen çekilmedin mi? Hayır, uzaklaştım sadece. Verdi. Dolanıyorum etrafta. Niye kaçayım oğlum çocukları böyle? Tamam kardeşim. Ne yapıyorsun o zaman söyle.
Abi Tizona'yı çıkarıyorum. Evet. Sağ iki plate uyguluyorum. Evet. Kralım bakalım uçabiliyor musunuz? Dönerek ortadakinin direkt göğsüne fırlatıyorum. Bardic Inspiration'ı kullandım. Bir şeye bakacağım. 8. Psychic Blade. 7 eklemek istiyor musun buna? Vur. Psychic Blade kaç veriyor? 3'te 6 gibi bir şey yazıyor. 7 eklersen vuracaksın. Vur. Okey. Soruyorum abi. 3'te 6. Çaresizliğin resmi şu an ya. 9. 15. Hangisine yapıyorsun abi bunu? Ortadaki yakışıklı yani. Güzel. RP'ni yap vurdun çünkü damage'ını da verdin. Kralım bakalım uçabiliyor musunuz? Şak şak şak. Bam diye böyle fırlatıyorum uzaktan. Abi, biraz da birkaç adım geri at. Tizon'un üzerinde bir enerji dalgası oluştu. Tamam mı? Ve abi birdenbire bu enerji dalgasıyla birlikte kılıcınla vurdun direkt buna. Damage'ın psychic damage olduğu için bu kılıç resmen içinden geçer gibi oldu. Fakat Tizona tekrar materyalize oldu. Böyle bir etkisi oldu. Geçirdikten sonra. Sanki herifin özünde bir damage verdiğin gibi bir şey. İlginç bir saldırı gerçekten de. Evet, sırada ikincisi var bunlardan. Tizona gitti mi arkaya doğru? Herifin üstünde değil değil mi? Yok değil. Geri eline geldi. Ha, bende. Güzel. Evet sende. Oo, çok güzel. Thor gibi maşallah. Rin'e ben devam edecektim direkt. Rin sana vuruyorum ben. Go abi. Bir reaction'ın falan var mı? Yani dex save deneyebilirim ama çok düşük bir dex save'ım var. Deneyelim abi. Deneyelim. Artı 1'im var. Ne oldu? 20 atmasın. 20 attı. Zanların ruhu be. Uzgunu duymuş muydun deyip yana doğru takla atıyorum abi. Sonra durdu şöyle dedi. Sonra abi, tişörtümü atıyorum. Çıkardım. Vücudumun aslında hafiften kaslı olduğu görünüyor. Bu arada abi şey yapınca sen bunu deyince şöyle dedi. Kuskanma. Dedi abi böyle. Üçüncüsü Leonard'a gelecek. Gel. Üçüncüsü difficult terrain'di ama. Bu arada opportunity var bende. Önümden geçene ekstra vuruşum var. Abi vurabiliyorsun şu anda. 15. Aa bir dakika 11 artı 7'ni eklediğin zaman vurursun. Ekliyor musun? Neden olmasın ki sevgili diyeyim. Tabii. Neden olmasın ki? Bir saniye. 1d8 artı 2. 6. Ortadakini oynayın. Bir şeyleri yıprattık. 8 demiş. RP'ni yap. Demek ki gözlerime bakabiliyorsun. Gözlerin yokmuş. Tak diye vurdun abi. Ortadakine tekrar gelirken. Üçüncüsü saldıracak. Yine bana mı? Ha İdarine. Yeter mi? Aa bana mı? Vuruyor sana şu anda. Bir şey yapacak mısın? Eğer vurabileceğini hissedersem reaction shield. Vuruyor. Reaction shield. Reaction shield da yapmıyorum öyle de vuracak çünkü. Evet. Yani öyle geliyor. Aslanlar gibi damage'ını yiyecek misin? Aslanlar gibi yiyeceğim abi. Hadi bakalım. Tek de yemezsin bu arada. 5. Yemezsin. Çok az canı var. Çok az 5, 7, 12. Yazıyorsunuz değil mi bunları? 5. Ben yazıyorum. 12. Oğlum şey D&D Beyond'da işlesenize görelim biz de. Damage'larınızı işleyin ha. Ölünce de söyleyin. Toplam 12 mi? Evet 12 yedin. 12 yaz damage'e bas. Abi ölüyorum. Oha bunlar ölüyor ha. Şşş tamam ben kaç canım var sonra? 11. Kim var sırada? Şimdi bizde de geldi tur en baştan. Evet en baştan size geldi. Benle başlıyor galiba o zaman. Evet. Ben mi oynuyorum? Evet. Tamam. Abi ben ölüyorum ama ölümdeki ortadaki abi de değil ama
Ben o yüksek hasar verdiğimiz ortadakine önce bonus action'da handum vuracak. Onun bir saldırısını alalım mı? Vuruyoruz, vuruyoruz, ölmüyor mu? Hound'un vurdu. Kaç damage veriyordu? 4 Deon. Onu bir atalım sonra çok karman çorman olur. 4. 2. Şimdi 2. 6. Ha, bir saniye. 4 Deon. Ben yanlış atıyorum. Pardon abi. D20 atıyordun evet. Galiba. Hayır hayır. 4 Deon 20. 1. 1. 2. Çok kötü. 3. 2. 8. 12 vurdun. 12 vurdun. 12 vurdun. Hala evet. Ayakta mı ortadaki? Bakalım abi bir saniye. O ona bela abi, abi şöyle oldu. Sen direkt şeyi çıkarttın tamam mı? Köpeğin direkt abinin üzerine atladı. Tok 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 yere düşürüp abi. Böyle direkt üzerindeki zırhı parçalamaya başladı bunun. Bu köpeği üzerinden attı. Damage'ını yedi. Fakat abi kılıcına dayanıp tekrar ayağa kalkıyor. Ama belli ki bir takım sıkıntılar var. Güzel güzel. En azından öldürebileceğiz. Umarım beni canlandırırsınız bu şekilde. Scorching Ray ortadakine. Ooo devam. Şimdi normal aksiyonu kullanıyor. Normal action'im Scorching Ray 3 tane Ray 3 tane ata. Biri vurur Eddard. Atamadın birincisine. Ya. İkincisini de atamadın. Artı 7'm var arada hepsine yani. Yok ona rağmen vuramadın da üçüncüsü 20 attın abi. Üçüncüsü güzel. 20 attıysam 2 katı. 4d6 vur. Evet. 6 damage vurdun 2 ile. 10 damage vurdun toplamda. Abi. Sen böyle sık sık diye böyle elinden 3 tane attın abi bunların. Bunlardan 2 tanesini böyle dodge'ladı bu. Çok bitap düşmüş bir şekilde. Bir tanesi tak diye böyle tam kafasına yedi abi tamam mı? Yani düştü düşecek gibi. Attı artık. Şeyim kalmadı. Sıra kimde? Sanırsam İlerim benden sonra. Ben Matias mı Matias ben mi? İkisinden biri. Ben Matias ben Matias. Aynen. Matias son oyun. Abi. Summon Lesser Demons. Yine karanlığın yaratıklarını çağırmayı deneyeceğim. Gelirse Bardic Inspiration buna kullanabiliyor muyum birincisi? Ama şeyine kullanmak istiyorum. D6 sesi kesildi. Sesin gitti. D6 atacağız ya. Buna Bardic Inspiration'ı bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Ekleyebiliyorsun. Tamamdır abi. Buna ekleyeceğim. Ve D6 atacağız. Ona göre ben söyleyeceğim ne çağırdığınızı. Her türlü o zaman D6 atacaksak buna Bardic Inspiration ekleyeceksin. Her türlü zaten şeyi çağırıyorsun. Abi. Bak 8 tane iblis çağırıyorsun. Bak sana söyleyeyim bunlar herkese düşman. Bak DM olarak uyaracağım seni. Arkalarına. Arkalarına. Oğlum bak onlara halleder gelir bir de bize çakar bak. Sorun yok. Yani çok. 6 tane. İdari'nin falan HP'si çok düşük bak yani bunlar 8 tane iblis. Ben Healer Healing kitimle İdari'ni tedavi edeceğim. Bir dakika şurada. Edeceksin de dur bunu soruyorum, bunu sormam lazım çünkü yani... Abi, Alp evet. Yapma bak. Yo. Alp, bize saldırdıktan istediğin an dispelleyebiliyorsun büyüğü. Ben de bunu söyledim sana play olarak. Okey. Yeah. Arkalarına... çıkarıyorum abi. Lobs diye böyle. Abi, sen yap bir RP'ni öncelikle. Pandemonium'un karanlık yaratıkları. Bu sefer ruhsuzları öldürmeye gelin deyip abi kaldırıyorum ellerimi. Arkalarından tam böyle diplerine, arka diplerine çıkartıyorum. 6 taneymiş günden 8 değil ya. Hayır 8 tane abi. 8'miş. Tamam pardon. 8 tane canım. Tamam. Abi şöyle. Sen bunu yapıyorsun bunların arkalarından abi. Hı-hı. 8 tane... Böyle demon çıkıyor tamam mı? Bunların diğer önceki çıkarttığın demonlardan çok daha büyük olduklarını görüyorsun. Ben 8 tane demon için inisiyatif atmayacağım tabii ki burada. sizin turunuzun sonunda bu demonlara ortak bir damage belirleyeceğim. Bir D10 vuracaklar. Her 2 D10 atacağım ben bu demonlar için tamam mı? Bunu bana hatırlatın ama. Bunu bana hatırlatın. Bana yani kesinlikle şey yapma. Bana 8 tanenin inisiyatifini attırıp ayrı ayrı demeyi attırmayın. Okay. Kaç vuracaklar? Kabul etmiyorum. Kaç vuracaklar?
Ayrı ayrı oynaması lazım. İki tane Deon vuracak bu demonlar. Tamam. Her turn. Tamam mı? Hı hı. Güzel. Bunu da, her bunu, turn. Ve D20 de attırmıyorum bunun için. 8 saniye bir olduğu için. Otomatikman okay. Bunlar her turn bir Deon vuracaklar. İki tane. Güzel. Tamamdır. Güzel böyle çıktık. Bunu böyle çözmek zorundayım. Üzgünüm. Gençleri zehirlemeyin. Sıra kimde? Ben daha... Şu Tolga'yı iyileştirmeye çalışıyorum bu arada. Kürbun suyu yok mu? Hayır. Sana gelince yaparsın kardeşim. Kitle. Hayır o bir spell değil ya. Köşede hemen kitle iyileştirmem lazım bunu. Siz savaşınızı... Neyse ben şeyimi anlatıyorum. Durumumu. Abi. Anlat. Lantern'ımı çıkarıyorum. Fenerimi yakıyorum. Tamam. Sağ elimle de bir şişe yağ çıkarıyorum. Tamam. En çok damage yemiş olana... Hem yağ hem şeyi, feneri aynı anda fırlatıyorum. Hı hı. Bakalım ne olacak. Yani bunu mekanik olarak ben nasıl yapacağım şimdi? Bir dakika. Yanar diye düşünüyorum abi hani adam. Ya yanar da ben bir de aldım damage vereceğim kafama göre. Abi yani sen de bir damage verirsin artık yani. O kadar yani... özelliğin var ve bunu kullanıyorsun yani gerçekten bu mu? Tamam. Böyle bir şey deneyeceğim. Tamam. Tamam. Durmadan yanacak, durmadan damage vereceğim diye hayal ediyorum. Değilse iptalleyeceğim çünkü. Şey diyor ki eğer tutarsa böyle şeylerde her tur 2d10 diyor. Örneğin falling into fire pit might cause 2d10 damage. Her tur 2d10 mu? Aynen. Böyle yazmış. Wow. Peki. Bir saniye. Öncelikle bir şuna bakmak istiyorum. 3 HP iyileştin Leonard'ın healing kit yüzünden. İderin. Oh. 14. Şimdi şöyle de. Senin için öncelikle buna challenge rating olarak şey difficulty olarak 15 koyuyorum. Tamam mı Zade? Tamam. 11. Artı 7'den eklemek ister misin? Artı 7'den kullanıyorum tabii ki. Tamam. Yağı attın abi bunların üzerine. Torch atacaksın bir de, değil mi? Yani bir de şeyimi atacağım aynen. Yaktığım lantern'ı fırlatacağım. Ya üzerlerinde yağ var. Fakat abi lantern'larını şey yapamadın. Lantern'ı tutturamadın abi. Yere düştü kırıldı. Allah kahretsin o zaman. Ama üzerlerinde yağ var şu anda. Tamam. Bunu söyleyeyim. Diyor ki birisi ateş atsın ona ya. Evet. Tamam. Sıra kimde? Bende. Bende. Tizona. Evet. Yansan canın yanar mı? Hayır. Tizona'yı yakıp tekrar ortadaki ayakta değil mi hala? Ortadaki ayakta evet. Tizona'yı nasıl yakıyorsun abi? Şeyimde var, çantamda vardı. Dur bir saniye. Meşalem var, yağım var, mumum var. Yakacak bir şey. Tizona'dan en kötü kıvılcım çıkartarak yağı döküp çin yandı mı? Az bir zora şey hayi. Bir şey diyeceğim. Bunu yaptırırım. Fakat abi şey ne derler? Diğer turn red ettiririm bunu. Çünkü yani kılıcın üzerine yağ dökeceksin sonra da yakacaksın falan. Kombattayız şu anda. Peki üstlerinde zırh var bu kekoların değil mi? Yağ olan hangisinde? Hepsine geldi. Tamam. Tam zırhına nişan alsam kıvılcım çıkıp yakar mı dersin? Neyi? Şey mi? Lambayı mı? Hı hı. Yani D20 attırırım 15 geçersen evet. Ne diyorsunuz çocuklar? Bir artım alır mı buradan? Bir şey çıkarabildiğin en yüksek damage'ı çıkar bence ortadakine. Bardic Inspiration'dan artın var zaten. Kullanabilirsin. 7'm var. Fuck this shit kullanacağım ve çok bence havalı da bir sekans. Bakalım. Abi döne. Döne. Tizona'yı çevire, çevire. Çevire, 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 çevire. Lamba atıyorsun. Atıyorsun. Gerçekten de ortadakinin üzeri geliyor ve yağlıydı bu arada. Ortadaki birdenbire inanılmaz bir çığlık atıyor. Ve ortadaki şunu fark ediyor. Kaslıyım o anda. Ve kaslısın. Ve kaslısın abi. Her turn 2d10 damage alacak bu. Sıra bende mi? Sen evet. De. Tamam. Birileri ölecek abi. En sağdaki birdenbire abi koşup Leonard'a vurmaya çalışacak. Hayır. 16 attım. Yarmamalı. 16 attım.
2d10 4 5 9 damage. Tamam abi. Tekrar aslında... abi Leonardo kılıcıyla bam diye kesiyor. Diğeri İdari'ne saldıracak. Reaksiyonumda bonus action'lık bir büyü kullanabilir miyim? Diğeri İdari'ne saldıramıyor İzinlerle. Zaten. Saldıramıyorsa kullanmıyorum. Kılıcıyla vurup ıskalıyor. Bir tanesi yine vuracak. 13 vuruyor. Rinciyim. Dex save deniyorum yine. Tamam. 9 tutmadı. Yiyorsun demek. Artı 1 ama. 8 11 damage yiyorsun. 11 damage yiyorsun. Bile. Tamam. Okey. Üçüncü yanan saldıracak şimdi. Matias'a. 17 attı. Ya yanarak vuruyor değil mi abi yani? Ya oradan bir şey vermeyeceğim de. Seversin. Zade seversin. Damage'ını al. Al 7. Uncanny Dodge'la yarısını alacağım. Bana. 13 damage yarısını alacaksın. 6.5 mı alacağım şimdi? 6 7. mı alacağım? Yukarı yuvarlanır. 7. Evet, evet. Bu arada ben biraz ölüyorum. Şimdi abi. Benden çok canım var. İblisler için. İblisler için. 2 tane de, atacaktım evet. Deon. 2. 3. 5 damage. Ben düşürdüm mü? Ben de düşünüyorum. Düşürüyorum canım. Tamam. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Bir de yanmaktan 2 D10 alıyor ortadaki. 10. Öl artık. 7. Tamam. Öl artık. Vurdu. Öldü mü? Ortadaki ölsün artık ya. İçinden geçtik ya. Abi. Demonlar bütün güçleriyle bunlara saldırıyorlar. 8 tane demon. Bunlar sürekli olarak demonlarla uğraşmaktan bu şeyden sonra disavantaj alacaklar bu arada. Ortadaki tam şey yapacakken abi son böyle ayağa kalkmaya falan çalışıyor demonların üzerinden. Daha sonra abi yere düşüyor ve şunu görüyorsunuz. Üzerindeki zırhın içinden siyah kanlar akıp yere yayılıyor ve ortadaki ölüyor arkadaşlar. Oh yeah. Oh yeah. En çok onu sevmemiştim. Oh. Ortadaki ölüyor. Nice. İki tane kaldı. Güzel. Sabaha kadar alırız hadi. Biri düştü değil mi? İdarin düştü. Yok ben düşmedim. Bizden kimse düşmedi. Yıkılmadım ayaktayım. Şimdi tur bende galiba. Evet şu anda tur sende. Karşımda da bir tane undead var değil mi? Böyle bana vurmaya çalışan. Evet. Misty Step 30 feet geriye çekiliyorum. Tamam. Bonus action'ımda da Hunt. Biraz da ona vursun artık. Abi. Hound'un saldırmaya çalışıyor. Fakat saldırdık zaman elinden direkt kaçırıyor, vuramıyor. Tamam. Sıra kimde? Ben de. Cinden sonra bana gelecek. Şöyle bir şey soracağım. Dimension Door. Bunu itip başka bir yerden çıkarabilir miyim birini? Böyle bir imkan var mı? Yoksa sadece benim için geçerli bir skill mi? Dimension Door. Yani uzaklaştırabilir miyim bir tanesini? Bunu mantık olarak yapabiliyor olman lazım. Çünkü yani herhangi bir şey girdiği zaman hı-hı. çalışıyor yani. Ama Dimension Door'u hazırlamamışım. Evet. Evet ben de bilmiyorum yok şu anda. Hazırlasam çok en içinden erdik lan. Şunu yapıyorum abi. Damage çıkaracak hiçbir şeyim kalmadı. Shadow Blade çıkarıyorum elime. Evet. Büyük kullanıyorum. Evet. Biliyorum bu hamle... hamle değil. Bonus action'da da fırlatıyorum abi. Çok güzel. Shadow Blade böyle kullanılır. Abi. RP'ni... Bir dakika bir şeye bakalım. Önce vurabiliyor musun? Artı 7 eklediğin zaman... Vuramıyorsun. Ama istiyorsan inspiration kullanabilirsin. Kullanıyorum ya. Tamam.
Buna artı 7'in de var zaten. Buna vuruyorsun abi. Hı hı. Shadow Blade'im 2d8. 2. 7. 9 damage. RP'ni yap abi, damage'ini verdim. Çıkarıyorum böyle elimde. Yavaş yavaş elimde böyle bir sis bulutu gibi bir kılıç beliriyor. Fırlatıyorum abi tam beline doğru. Abi. Direkt abi sık diye Shadow Blade oraya saplanıyor abi. Bir tanesinin bacağına. Ve şey yapmaya başlıyor. Tökezlemeye başlıyor. Hı hı. Sıra kimde? Ben de. Evet, yes. Abi sağımızda solumuzda çalı vesaire bir şey var mı? Var ama uzakta abi. Ya ne yapabilirim diye düşünüyorum da hiç rogue oynamamışım ben hayatımda ya. Abi var gücümle hızlı bir şekilde bu çalılardan birine doğru koşup içine gireceğim. Okay. Kendim unutturma taktiği. Güzel taktik bu arada. Ne yapayım abi? Vursam tutup götüme sokacak kılıcını falan. Dur oturayım bari benim orada. Teke tek dövüşmemen lazım. Direkt onu söyleyeyim ben. Abi o yüzden zaten de yani gizli değilim. Keşke invis alsaydım bu skill yerine. Spider-Man skill aldık, tırmanamıyoruz bir yere ya. Sinik atağına bak nasıl çalıştığına. Yandan da vuruyor değil mi sinik atağı? Yanında biri abi olması bir şey adamın. Nasıl? Leonard'ın yanındaki kişiye vurduğunda sinik atak abi. Abi bunu vallahi bilmiyordum. O zaman ben Leonard'ın yanındakine vurup sinik atağımı kullanacağım. Şimdi abi bir saniye dur. Panik yapmayın. Ben çok korktum şu an. Yani o kadar korktum, panik oldum ki adama fener falan attım, düşünün yani. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir şey oluyor. Göklerden yardım geldi. Şöyle bir şey oluyor. Siz tam böyle şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Aman nasıl bir şey yapsak? Biz nasıl kurtuluruz bu işin içinden? Falan derken. Şöyle bir sahne. Ölü olan kalkarsa gerçekten. Kaçarım. Ölü olan kalkarsa değil mi? Acaba gerçekten de ne olacak? Yok şöyle oluyor. Birdenbire çok tanıdık parlak bir zırh. Bam 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 diye beyaz ışıklar içinde bunların aralarına giriyor. Bu undead yaratıkların arasına giriyor arkadaşlar. Kaplumbağa adam sanki, ya da Termina. Sanki bunlara bir takım kutsal holy paladin büyüleri atarak geliyor ve de. CS geldi durun. Hayır. Yok, hayır. Termina arkadaşlar. Yes aşkım benim. Ya ne oldu? Şov yapıyor için pecevenk elgidiyor. Termina beyaz saçlarıyla tak tuk tak tuk diye bunları dağıtarak tepelerden ışıklar indirerek bunlara bonus damage'lar vererek tak tuk indiriyor birdenbire. Ve bu iki habis yaratığın öldüğünü görüyorsunuz. Ah. Oha abla çok güçlüymüş. Yani bu bir Engizisyon şövalyesi arkadaşlar. Bu Engizisyon şövalyelerin işi bu. Biz de bu üçsüz. Siz ne? XP'yi çaldık Haşar ya. Hala ortadakini biz aldık. Şöyleydi ki bu üç tane şövalyeyi zaten bir tanesini yendiğinizde Terumina'yı zaten kurtardığınız için sokacaktım her türlü. Çünkü yani bazen bir hayat kurtarırsınız. O hayatı kurtardığınızda kendi hayatınızı da kurtarırsınız. Doğru fokus attık işte. Ne laf atıyorsun orada? Karma is a bitch. Ne demişler? Bir hayat kurtardığında bütün insanlığı kurtarmış olursun aslında. Ya. Bir heler kurtardığında da götü kurtarırsın. Termina size döndü baktı. Ve dedi ki hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Edeştik. Sadece kafamı sallıyorum bakıp ona. Ve Solitaria'nın bu bölümü de sonlandı. Vaaav. Ama aslanlar gibi savaştık lan. Ben savaşmadım. Allah razı olsun benim ölmememe sebep olduğunuz için gerçekten.
Abi sinek atak bilmiyormuşum ben, onu fark ettim. Çünkü ya biz çok izlenmedin ki hakikaten. Şu karakter yani. Kağıtlarınızı azıcık okuyun. Ulan, oğlum ben ezberledim lan. Oradan onu yaparım. Buradan evet onu benim böyle... opportunity şeyim de varmış. Atağım da varmış al yani. Al işte mesela. Ben kullandım onu. Şu herkes de var abi. Oğlum dördüncü level'ları kullanmasam dördüncü spell slot'tan yok ederdik burayı. Ama salak salak normal plebe kullandım. Ya benim evet, karakter bildiğin şey ya, para var o alayım. Karı var sarkayım. Ne saçma abi, be. Ben Faithful Hunt'a aşık oldum bu bölümle birlikte. Çünkü yani çok paso hasar çıkardı. Çok vuruyor. Paso vuruyor. Evet. Gerçekten de ya kadını bir şekilde öldürseydiniz size burada yardıma gelecek kimse yok. Asla. 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bir bard bir savaşta nasıl kullanılır görmüş oldunuz. Öpüyorum. Gerçekten görüşmek de kutluyorum. Size. Çok iyi dayandınız. Oh, ter döktüm. Sizi ter kutluyor. Ter. Ben üstüme alınmıyorum. En son çalıya saklanmayı denedim çünkü. Bence yani. En iyi an deck save attığım andı ya. En savaşın en saçma sahnesi. Benim en yorulduğum sahne fireball artı huntla vurduğum andı. Biz bir zor atıyoruz orada. Onu atıyoruz, onu atıyoruz. Ben çok keyif aldım. Hem çadırdaki savaştan çok keyif aldım. Orada dans ede adam kesmek. Aman. Harbi beyaz babalar sadece izliyor. Oğlum yaralığı çok diye. Kötü herif. Ya gelsinler savaşırlar. İki tane vursalar iyiydi. 3'ün 5'si var adamın. Küçük bir after credits sahnesi. Hayır. Şey yapmak gerekiyor. Yanarız. Bir de sizi evet. Dağlardan izliyor. Yok yok. Kaynıyorum. Savaş bittikten sonra Beyaz Baba yaralı bir şekilde yanında Zoe ile Bob ile birlikte yanınıza geliyor. Milanyon'dan geriye hiçbir şey kalmadı. Fakat yapmamız gereken görev değişmedi çocuklar. Bir ay sonra Arcades'in kapılarında görüşecek miyiz? Görüşeceğiz mi? Görüşeceğiz. Bir ay boyunca dinlenin ve güçlenin. Yapacağınız bütün işleri yapın. Çünkü görevimiz bütün Midland'i kurtaracak. Size güvenebileceğim kimse kalmadı. Sadece size güveniyorum. Sağ ol. Beni gördüğünüzde belki tanımazsınız diye söylerim. Bu saçlardan çok sıkıldım. Hem ben bir helakti değilim. Beyaz saç benim neyime. Kestireceğim baba haberiniz olsun. Teşekkür. Evet. Ve bütün bunlar olurken son bir yeri de göstermek istiyorum. Hikayemizin sonlanacağı, son iki bölüm kaldı biliyorsunuz ki. Hikayemizin sonlanacağı topraklar. Arcadia'nın kapısı, Arcades'in kapısı. Bir adet ölüm şövalyesi bekliyor orada. İnsanları uzaklaşmak için. İnsanları uzaklaşmak için. Solitaria bir süre için olmayacak sevgili dostlar. Eren askere gidiyor. İki bölümden sonra da final yapacak. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bu saate ağzına kadar sağlık. Gecenin 4.30'una kadar, sabahın 4.30'una kadar bizimle olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum dostlar. Bizimle beraber. Bu bir sezon finali diyebilir miyiz ya da? Bu küçük soft bir sezon finali bu. O zaman evet. O zaman ben sizi boklar diyar adeder. Bir sonraki bölüm Matias her zarına -1 alabilir mi? Moral çok bozuldu bu fight'ta, ciddiyim. Oğlum bir ay var. Aynen bir ay var. Peki ben şunu sormak istiyorum. Biz bir ay sonra level almış oluyor muyuz? Bence 2 level almalıyız ya. Ya ben şunu after credits de hazır madem solitaria talk yapıyoruz. Ben Brandon'a neden speak with death atamadım abi? Abi Brandon'ın çünkü şey küçük kuş Lee'nin flütü direkt abi ruhları yok eden bir flüt. Öyle bir özelliği var. Ruhunu yok etti Brandon'ın. Brandon'ın ruhu yok artık. Maalesef. En sevdiğim karakter de bu arada. Ben asla üst kalamam. Taf 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 diye. Ben onların zarlarını da attım. Bob da ölecekti normalde. Ölmedi. İyi oldu. Yapacak bir şey yok maalesef. Bize iyi büyü harcattı bak aslında. Oğlum şaka maka biz
Bayağı iyi dövüştük ha bugün. Gerçekten. Benim abi. Tek başıma 120 damage falan çıkardım galiba. Ben 3 damage çıkardım. Çok mutluyum. Ama zaten İdarin savaş büyücüsü abi. Çok mutluyum. Güzel build olmuş. Ondan ben, olsa nasıl o zaman şok. Ben bir bard olarak fazlasını bile yaptım diye düşünüyorum ama. Evet. Son abonelerimi de okuyayım. Sevgili Autonomous Infantry Cene'ye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Wicked Project abone olmuş. Yeni bir abonemiz. Umarım daimi olur efendim. Evet, son sözleriniz yoksa artık Solitaire'yi bir aylık emekli ediyorum. Solitaire'yi YouTube'dan izleyenler için ben küçük bir veda edeyim. Ben size salak demem. Bakar diyor, ar eder. YouTube'a niye sallıyorsun? Üzeriniz işte baka. Leonard bir aylığına veda eder. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz.